Azad bəy kim? Doktor Abdülvaris Kəriminin oğlu Azad bəy əsli Özbekistan Özbeklərədən bölüb, Pakistanda toqulub. Bu məmləkətinin Pancab bilim yurtudan farıq bölgən. Azad bəyinin atası Rusiya ordusuda doktor haysıda fəaliyyət qılıb keyinçəlik dünya ikinci uruşuda Alman küçləri tamamıdan tutqunga alıngan və azad bölgənidən keyin başlab Türkiyə keyinçəlik Pakistanga bargan. Azad bəyinin anası Qoqan padişahı Xudayar xanının nabirəsi Mahmud bəyinin qızıdır. Azad bəy Afganistan şumali vəlayətləri bir qatar şəxsiyyətlərinin istəqiqə bina Afganistan şumaliga kelədi. 1359-cu quyosh yili ikkinchi jaddi Afg'onistonda bir siyosiy jarayon qurilishi uchun ilk yig'in o'tkaziladi va Afg'oniston Shimoliy Islomiy birlashmasi Hizbi quriladi. U Afg'oniston turklarining nufuzli shaxsiyatlari birligida faoliyat qilib o'rtaga chiqadi. Bu Hizb Afg'oniston o'zbek va turkman qavm buyuklarini bir araga kelib Afg'oniston turklarining haqlari uchun kurashadilar. Keyinchalik Azad bəy Orta Asiya Türkləri ortasında birlik və birdamlikni tobora rivojlantirish maqsadda Pakistanda Türkistan xalqları birligini quradı. Ushbu birlikning asosiy maqsadi Orta Asiya Türklərinin tarixi, madaniyati və urf-odatlarini rivojlantirish bo'lgan. Shu qadamlar davomida Pakistanda o'zbek tilida bir qator asarlar chop etilib, farhangi faoliyatlar ilgari suriladi. Qadrli ko'ruvchilar, salom. O'zbekpedia kanalining navbatdagi bahsiga xush kelibsizlar. Bugungi dasturimizda taniqli shaxsiyat Azad bəy haqida bahs qilamiz. Azad bəyning o'zi kim, qayerdan, qanday bo'lib shohratga erishgan va nima faoliyatlar qilgan va qanday bo'lib dunyodan ko'z yumgan. Dasturimiz mehmonlari Professor Abdulhakim Shariy Jauzjoniy, Professor Turdiqul Maymanagi, Shoir va muhaqqiq Muhammad Kozim Aminiy va Turkiya Muhammad Akif Ersoy bilim yurti ustodi doktor Izzatullo Zakki Dehqon o'g'li bo'ladi. Programamiz 2 bo'limdan iborat bo'lib, birinchi qismida ustodlarimizning Azad bəy haqidagi suhbatlarini tinglab va ikkinchi qismatda esa bizni jonli muloqotimizga qo'shilgan tildoshlarimizning fikr va mulohizalari va savollarini olamiz. Mehmonlarimizga xush kelibsizlar deb dasturimizni doktor Izzatullo Zakki Dehqon o'g'li janoblarining ochilish suhbatlari bilan boshlaymiz. Dehqon o'g'li janoblari marhamat. Dunyolarni yaratgan ulug' Tengri taolo oti bilan barcha do'stlarimga, ustodlarga, eshituvchilarga va ko'ruvchilarga hurmatlarim tushim qilaman. Turkistonning qahramon insoni hayotini turklik va turkistonlik turonlik uchun fido qilgan va shahid bo'lgan marhum Azad bəy Kəriminə rahmat bilan eslayman va uning ruhini shod bo'lishini ulug' Tengri taolodan xohlayman va tilayman. Turklarning va mutafakkirlarining eng boshlaridan Ziyo Gavqaltni bir so'zi bilan so'zlarimga boshlayman. Vatan ne Turkiyadir, lara ne Turkiston. Vatan büyük ve muhabbet bir ülkedir, Kur'an. Bu şiirini kapsamı, bu şiirini tamamen atrafında biz Azad bəy Kərimin hayatını kolga alışımız gerek. Uşandaki usta cenabları Azad bəy Kərimin'le görüşkenler, öldürüşkenler, onların hayatı hakkı da yapırdılar, sözlediler. Men ise Azad bəy Kərim kechirasiz deb qolsam sizlar haqida so'zlayman. Azad bəy Kərimi qandayki bir Sultan Alparslan o'z yurtidan bo'lmay kelib Anadolu'ni fath qilgan bo'lsa, qandayki Mustafa Kemal Atatürk Salonikda dunyoga kelib Turkiyani qurgan bo'lsa va o'sha Azad bəy Kərimi ham O'zbekistonlik bo'lgan holda Afg'onistonda va Janubiy Turkistonda bir davlatni qurilish, bir millatni tirilishi uchun bir odim oyoq ilgari otgan, qadam qo'ygan kishidirmi bilaman. O'sha uchun bizlar uchun O'zbekistonda tug'ilishi, boshqa yerda dunyoga kelishi muhim emas. Bizga Azad bəyning milliy mafkurasi muhim. O'shandayki bugun Japonlarni Japon bo'lishiga Hiroshimadagi bir trajedik hodisani roli bo'lsa,
o'shandayki Turkiyaning ilgari ketishiga chanoqqaladek bir achchiq voqeani roli bo'lsa, bizning Turkiston junubiy va Guney Turkiston uchun ham bizlarni mana shunday Ozodbek Karimiy qanday shahid bo'lgandir, bu bizlar uchun bir trajedikdir. Bu nega shahid bo'ldi? Agar Ozodbekni bir Turkistonchilik mafkurasi bo'lmasa edi, o'zi turgan joyida shahid bo'lmasa edi. Bizni qidirganlarimiz, tahqiqotlarimiz shuni ko'rsatadiki, Ozodbek Karimiy Afg'oniston bo'yicha Afg'onistondagi o'zbeklar, turkmanlar, qirg'izlar, qozoqlar, aymoqlar va hazoralarni ichiga olib, Afg'onistonda 50%dan ko'proq nufusini tashkil bergan ko'p katta bir plan, ko'p katta bir hadafni orqasiga bo'lgani uchun Afg'onistonda bir g'azna davlati, bir saljuqlu davlati, bir Timur davlati yurdi bo'lganini, mafkurasini ilgari olib borgani uchun bu shahid qilingan, o'rtadan ko'tarilgan. Bir insonki hayotini o'rtaga qo'ysa, bir insonki bir millat uchun, bir tarix uchun, bir coğrafya uchun o'zini o'sha vakil mudofiligini qo'yib, Pokistonday rohat bir joyda yashamay kelib, ota yurti, Timurni yurdi, Alisher Navoiy yurdini o'sha afg'onlarni ishg'olidan qutqazish uchun o'zini fido qilgan bo'lsa, bu ochiq shuni ko'rsatadiki, Ozodbekning mafkurasida bir Turkistonchilik mafkurasi bo'ladi. Ozodbek Afg'onistonda jug'rofiyasini ko'p yaxshi biladi. O'sha paytdaki bizni turklarimiz bebosh, boshsiz qolgan edi. Yo'l boshchisi bo'lmagan edi. Qaraganimizda Hikmatyorni orqasidan ketgan Hizbi Islomlarimiz bor edi. Jamiyat Islomni orqasidan ketgan o'zbek turkmanlarimiz bor edi. Va mana shunday bir paytda Afg'onistondagi turklarni tashkil qilib, rahbarlik qilib, qo'lini ko'targan, boshini ko'targan va dunyoga, Turkiyaga, turk dunyosiga Afg'onistonda ham turk bor ekan degan so'zni ilgari olib borgan bir kishidan bahs qilamizki, bunlardan bittasi Ozodbek Karimidir. Uning uchun biz Ozodbek Karimini hayotidan gapiramiz, mafkurasidan gapiramizki, Ozodbekni hayoti, mafkurasi kelgusi bizni 50 yil, kelgusi 100 yil Turkistonimiz uchun bir yo'l yozsin. Bizlarga bir rahbarlik qilsin. O'sha uchun biz aytamizki, Ozodbek Karimini qayerga tug'ilgani muhim emas. Ozodbek Karimini qayerga otasi tug'ilgani muhim emas. Ozodbekni mafkurasi biz uchun muhim. Uni yo'li biz uchun muhim. Erkin Turkistonchilik biz uchun muhim. Biz uchun Kuzey Afg'oniston mujohidlar birligini qurib, o'sha yerdagi xalqni haqqini olmoq uchun Pokistonda o'zini ko'rsatishi muhim. Pokistondagi davlat bilan aloqa qurgani millatini qo'rimoq uchun. Ko'pincha kishilarni ko'ramizki, Ozodbek Pokistonda istixborotidan ta'limot oladi. Jamiyat Islomi ta'limot olmaydimi? Hikmatyorda Hizb-i Islomisi ta'limot olmaydimi? Chunki Afg'onistonni qutqazish uchun Pokistondan hammani ta'limot olishi kerak. Chunki Milal-i Muttahid, jamiyat jahonni butun ko'maklari Pokistonda ustidan Afg'onistonga bo'ladi. O'sha uchun Ozodbek Karimini Pokistonda bo'lib bir milliy mafkura bilan yo'lga chiqqani bizlar uchun ko'p muhimdir, ko'p ahamiyatga egadir. O'shandayki ustoz janoblari qo'l bosib o'tdilarki, Ozodbekni shahid bo'lishiga Eronda roli bor. Eronda o'sha Bomiyonda bo'lgan bir konsulgarlikdagi bir kishi oldiga da'vat qilib insonlarni aytadiki, bu kishi o'rtadan ko'tarilsin. Nega o'rtadan ko'tarilsin? Chunki Hazoralar turk deydi. Chunki O'zbeklar turk deydi. Aymoqlar bunlarni hammasini birlashtirotdi. Ozodbek Afg'onistonni kelajagi uchun va Janubiy Turkiston va Turkiston mafkurasi vardır. Chunki burada bir ironchilik mafkurasiga dushman deydi. O'sha uchun bunga xulosa shaklida qaraganimizda Ozodbekning hayoti, Ozodbekning faoliyatlari, islomiy mujodalari bizlar uchun ko'p muhim, ko'p aniqdir. O'shandayki bilamizki, Turkiyaga kelib ilk marta Türklerini, Afganistan Türklerini hakkında gapirgan Ozodbek'tir. Ozodbek Afganistan halkı ve Türkler için begona emas. Bunların mafkurasını, tilini, hemen her şeyden yaxşı malumatı var. Karayın Ankara'ya gelip
bir xitobasida Anqara Türk o'choqlarida shuni aytadi. Men Afg'oniston, Kuzey Afg'oniston viloyatlarini tamsilan bu yerga keldim. Afg'onistondagi 5,5 million Türkni tamsil qilib keldim bu yerga. Afg'oniston Türklarini 150 ming askari mujohidi bor deydi. Bu shuni ko'rsatadiki, Afg'oniston Türklarini, Türkistonni haqida yaxshi ma'lumoti bor, yaxshi tashkilot qilgan va bularni dunyoga tanitish uchun Pokistondagi salohiyatdor bo'lgan kishilarni fikrlaridan istifoda qilgan, dunyoga Türklarni tanish uchun için Amerika bo'lsin, g'arbiy davlatlar bo'lsin, manfaatga ketgan yo'l muboh bo'lgan siyosatni yo'li shu. Biz buni Iron deb ayirib qo'ysak, buni Pokiston deb ayirib qo'ysak, buni g'arb deb ayirib qo'ysak, yo'q buni istixborotchi desak, uni odami desak, biz xalqimizni hadafini qo'lga ola olmaymizki. O'sha uchun men aytamanki, Ozodbek Karimi Güney Türkistan ve Cunubi Türkistan'daki halkını, milletini, tilini, kıyırda Özbeklerini, kıyırda Türkmenlerini, kıyırda Hazarlarını, yaşagallarını birta birta bilip, Afganistan topraklarını içine hareket kılıp, o şey Türkçilik mafkurasına hareket kılgan, o şey İslamçilik mafkurasına hareket kılgan. Biz bunu bu cihattan dikkatli oluşturmamız gerek. O şey de gelip Ankara'ya gapirganda Hazreti Muhammed Aleyhisselam bir Arap idi, bir Müslüman idi. Hiçbir zaman başka milletlerini inkar kılmagan. Bugün biz de Afganistan'da kul bölmeyimiz. Biz o'shandagi Amir Timur, o'shandagi G'aznaviylar, Saljuqlar burada hokimiyat kurgan bo'lsa, biz ham hokimiyat kuramiz. Bizni haqqimiz mana shudir deydi. Yine so'zlarini davomida qarang, bu rasmiy dargilarga chop bo'lib kelgan. Alloh taolo bizlarga kuch va quvvat bergan. Biz shu 9 yil ichida ko'p narsa qo'lga kiritganmiz. Bizni qo'limizda silahımız var. Bizim kolumuzda imkanatımız var. Bizler Afganistan boyunca bir devletini kuruşken yolga çıkan fikirlerini ortaya koygan. Yine hem kurasız ki Cenevra mutabakatından Doktor Necibullah paytida biz zat Marshal Abdurraşid dostumla irtibat kurgan. Marshal Abdurraşid dostumla bir Türkistan, bir Türklük mafkurası için keling, o'ltiraylik, ko'rishalik deb necha paytlar aralariga irtibot borib kelgan bu ochiq qaynoqlarni aytilgan so'zlaridir. Va nihoyatiga qaraganimizda Afg'onistonda doktor Najibullohni, Marshal Abdurrashid do'stimni alayhiga faoliyatlari ozodlik bilan Marshal Abdurrashidni o'sha bir mafkura uchun O'zbeklar, turkmanlar, ular hammasi mahkum bo'lgan xalqlar bir joyga kelishtirish uchun nima qiladi? Kuzey Afg'oniston va shimoliy viloyatlar mujohidlari ittihodini o'zim bilan, o'z fikrim bilan bir tomonga qo'yib, Afg'oniston milliy islomiy jumbishini qurilishiga va Marshal Abdurrashid do'stimni yoniga bo'lib, birga harakat qilishga boshlaydi. Bu bizlarga shuni ko'rsatadiki, Ozodbekni faqatgina bir o'zini nafsini orom qilmoq uchun bir mafkurasi yo'q edi. Ozodbekni bir millat uchun, bir jo'rofiya uchun, bir Turkiston uchun bor edi. O'shanday kurashlar shimoliy viloyatlar mujohidlar birligi degan katta bir harakatni ketirib jumbishga qo'shilishiga qoni bo'ladi. Shuni qabul qiladi. Bu bizlarga shuni ko'rsatadiki, har ne qadar uni boshqa paytlarda, boshqa dunyoda kelishi muhim emas. Bizlarni jo'grafiyamiz muhim emas. O'shandagi Ziyo Go'qaltni she'rini o'qidim. Bizlar uchun bir islomchilik, bir turkchilik mafkurasi bilan bir Turon hokimiyati, bir Turkiston hokimiyati muhim ediki, buni biz nimaga ko'ramiz? Ozodbekka ko'ramiz. Nima deydi? Biz qul olaroqmi qolajamiz? Yo'qsa botur bir millat olarak haysiyatimizla mi yashayacağız? Qarang, biz 250 yildan beri qul bo'ldik. Turkistonimizni qo'ldan berdik. Ishg'ol ostiga qoldik. Bu davom qilamiz deydi. Biz bunga qarshi bir harakat qilishimiz kerak ediki, mana biz harakat qildik, ko'rishdik deydilar. Yine ham Ozodbekni Pokistonda bo'lgan paytlarida biz zot Ozodbek bilan barobar o'ltirib jihad qilgan kishilarni ko'rishdim. O'sha kishilar aytdilarki,
bizlarni haqqimizni Hikmatyor bo'lsin yo boshqasi bo'lsin oyoq osti qilib yurgan edi, poymol bo'lib yurgan edik. Bizlar Pokistonda mana shu ozodlikni shamoliy viloyatlar mujohidlar rahbari sifatida tanilgandan keyin boshimizni ko'tarib yurdik. Bizlar ham turk mujohidmiz deb, bizlar ham davlatimiz bor, jo'grafiyamiz bor deb boshimizni ko'tarib yurdik deb so'zlarini menga aytganlar. O'shanday ko'ramiz, ozodlikning mafkurasida nafaqat turkchilik, islomchilik ham bor. Chunki bir mujohiddir, chunki Imom Buxoriyni mamlakatdan kelgan, Imom Tirmiziyni mamlakatdan kelgan turk islom ulkusi, turk islom mafkurasi ichiga katta bo'lgan bir kishi. Otasi o'shandagi doktor Abdulvorisbek o'zi o'sha ruslarni paytida Turkistonda, ya'ni O'zbekistonda katta bo'lib, Nurlonbek degan bir do'stini ruslar bilan olmonlarni urushib paytida qo'ldan beradi. O'sha pilla kalmai shahodati Nurlonbekni qulog'iga o'qiydi Ozodbekni otasi Abdulvorisbek. Va bu shuni ko'rsatadiki, Abdulvorisbek bir turkistonchi edi. O'shandaki bilasiz, Qo'qon xoni Xudoyor xonning nevarasi bilan to'y qiladi. Va bunday bir asl formuldan, bunday keng bir tushunchasi, o'ylovi bo'lgan bir formuldan Ozodbek dunyoga keladi. O'shanday ko'ramiz, Temmuz 1952'da dunyoga kelgan Ozodbek, bu kun 27 may veya 27 mayıs 1997 yilida Bomiyondan Mazor Sharif taraflariga harakat qilganda tayyorasini ichida ajonlar jabojoy bo'ladi. Bu ajonlar Ozodbekni belli bir mantiqaga olib borgandan keyin pilotga aytadiki, tayyorani motori xarob bo'lgan. Endi ojil bir shaklga tushishimiz kerak deydilar. Ozodbekni tayyorasini tushiradilar. Ozodbekni tushirganda yonidagi ikki yovari bilan o'sha yerga marmi bilan o'ldirib shahodat qiladilar va tayyorani ichiga bo'lgan bir necha roket bilan uzoqdan to'xtab tayyorani ham helikopterda ham urib parcha qilib ko'rsatadilarki, mana tayyora o'zi suqut qildi, o'zi parcha bo'ldi, o'shdan ko'tarildi. Men so'zlarimni ko'pgina uzatmayman. Ozodbekni ruhini shod bo'lishini ulug' Tangridan tilayman. Ozodbekni bizni kelajak naslimiz uchun bir ulg'u, bir numuna, bir misol bo'lishini xohlayman. O'shandagi Afg'onistonda Ozodbeklar, o'shandagi Afg'onistonda Marshal Abdurrashid do'stim, o'shandagi Afg'onistonda Rasul Pahlavon, o'shandagi Afg'onistonda Tohir Badaxshilar o'tgan, bundan keyingi naslga ham Afg'onistonda va Turkistonda mana shu kishilarning yo'liga qancha insonlarning yetishishini tilayman. Mana shularning hayotidan dars chiqarishni o'zimizga Alloh taolodan nasib hammalaringizga hurmat taqdim qilaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Janobi Dehqonoğlu Saidov, har tomonlama suhbatlaringizdan tashakkurlik qilamiz. Bu suhbatni Ustoz Turdiqul Maymanagiga beramiz. Maymanagi Saidov, boshlab sizning suhbatingizni olamiz. Albatta aytmoq kerakki, qismiki aytib o'tildi, Ozodbek aslan o'zbekistonlik, O'zbekiston farzandi, otasi doktor ekan, doktor voris karimi taxallus qilayotgan, o'sha karimini ham badet buki itoi sho'raviydan urushga asir bo'ladi, ikkinchi dunyo urushiga Turkiyadan borib Pokistonga tobiat qabul qiladi. Karimovni Karim mi tuzatadi va albatta Ozodbek Pokistonga tug'iladi, dunyoga keladi, o'sha yerda katta bo'ladi va dars va ta'limotini huquq institutsiyasiga tamom qiladi. Vale bularni buni va boshqa bir xil turk muhojirlariniki sho'raviy davlatini o'tiga kelgandan keyin dunyo bo'yicha yana bir Arabistonga, Misrga, Turkiyaga, Pokistonga, Afg'onistonga muhojir bo'lgan ekanlar, bularni sarnavishti shu bo'ladiki, o'sha mamlakatlarni yashovchisi bo'lib, o'sha mamlakatlarni
markazga atmosferga tabdil qilinadi. Va bir xil mamlakatlarga shu milliy irq muhojirat davroniga ham Turkistonda avaralarni orasiga tarix bo'yicha tirik qoladi. Yevropaga, Turkiyaga, Arabistonga va boshqa o'lkalarga, Misrga faoliyatlar yana qaytib haq huquqqa yetish, erkinlikka yetishdi va qo'ldan ketgan ozodliklarni olmoqqa taloshlar surat topadi. Dunyo ikki bo'limga taqsim bo'ladi. Sotsialistik gruplar, mamlakatlar gruppi va kapitalistik mamlakatlar gruppi yo sharqi g'arb markaziga taqsim bo'lganga burga shu milliy jumbishlar ham o'ziga xususan Turkiston milliy jumbishi ki Turkiston uch bo'limga bo'lingan Chini Turkiston, Rusiy Turkiston va angliziy ki ba'dan afg'oniy turkistonga musammo bo'ladi. Bu uch bo'lim hech vaqt o'zini birligini topolmaydi. Vali turklar dunyoni azoncha tamomi bor joylarga tarqalib ko'plari o'zlarini kitoblarini yoddoshlarini xotiralarini va vatandan hijron dardini chakkanlar to'g'risiga kitoblar matnlar yozib va bu mavzu to 1978-79 yilki masodifdiki e'tiqodi sho'raviy tahojimi kuchini sulh Afg'onistonga zamina soz bo'ladiki shu sovuq urush yo kashmakash ikki qutbiy bu urush bir vorida bir marhala yanga bilsin. Burga Afg'onistonga hizbi demokratik xalqni qo'liga qudrat tushmog'i bilan siyosatdaki hizbi demokratik xalq amalga oshiradi. Mujibi bu bo'ladiki Afg'oniston xalqi ikki angizaga mamlakatdan tashqariga muhojir bo'lib chiqsalar. Bir angizayi diniy mazhabiy, bir angizayi o'sha begona qushunda Afg'onistonga kelib musallat bo'lishi va boshqa ham shu ifrotiy harakatlarki hizbi demokratik xalqi rahbarlik va sufufi tomonidan baralai mardum amalga oshadi. Bu kuch ijboriy kuchlar va kattaviy inmalarni o'rtaga keltiradi. Nerimi muqovvirga Ronald degan o'sha vaqt qudratga Ronald degan amalan maydoni nimaga keladi va hatto Pokistonga safar qiladi va bu safarni jarayoniga shu tadobu bu asosiy tayinimohoi tandimoi jihodini va ko'maki Arabiston Suudi va oysoy Pokiston siyoiy Amerika va boshqa mamlakatlar va Chinni ko'maki bilan shu jumbish muqovmatni mustahkamladi. Vali bu jumbish muqovmat barxilof boshqa muqovmat jumbishlari ki bir milliy vadiya bilan bir milliy ovoz bilan birlikka o'rtaga keladi. Chun Afg'onistonga irq milliy degan bir narsa o'rtaga kelmagan. Afg'oniston bir necha millatlik, necha qavmlik sardamin bo'lgani uchun xususan afg'onlarni qo'liga tushgandan baqa pulsay afg'oniza qilmoq yo pashtuniza qilmoq g'ayri pashtun millatlarni bulardan ajrashtirgan va pashtunlar ham ikki tomoni qudratga tilaydilarki o'zlarini tasvid qilsalar ham bu hokimiyat hizbi demokratik xalqqa ki bu tarakiyu aminu najibu bular hammasi boyi qilib hatto marhum babrak kormal ham o'sha jabran luzuman o'zini pashtunman deb sobiqai pashtunlik chiqarib turgan edi va boshqa ularni afg'onistonni tashqarisiga milliy masala ko'proq kuchayib ketdi va burga umda harakatiki nimai muqovmatga surat topdi sibg'ai mazhabisi ko'proq edi to sibg'ai milliysi burga tellikka shu tanzimiy jihodlar jihodiy tanzimlar
حتی قومی امد قبیلوی صورت کرد شکل آلب یتی سکه تنظیم پشتولر بر تنظیم تاجکتر بر تنظیم هم اهل تشیع و موسینینین مرتبه که ورتگه کلده برگه اوزبکلر فاقد ولرنه لیدرشپلیلاری ورتگه که اتماق بر تنظیمگه بله یا جمعیت که یا حزب اسلامیگه یا حزب حرکت انقلاب اسلامی مولای معنویگه بولاگه یا تیافت گروپ لرگه باید یا گیلانی و مجددینه تنظیم لرگه بود لرگه جای تاپب مستقل بر نماینده لیده نه ایرانگه بولرگه میاتر بولگنه ده نه پاکستانگه نه افغانستان دیش کرسگه که همه مطلعه بر دفعه بر انفجار مطلعه ملی منم ملی بوله با قومی بوله و ایر ملتلر ویدلارگه هم حزب دموکراتی خلطه ترکیبگه و هم در اونن دشقاری ویدلارگه سیاسی هویت یارتما پروتن باشتگنه ایدلر متاسفانه اوزبک ترکمنلر که افغانستانگه تریلی قلیدلر بو هویت که یگست بولار میگن داده آرمانلر باریده تلاشلر باریده ولی بو استقامت که بر رهبری بولگن تنظیم بولگن بر برنامه اساسیگه بر حرکتی که مشخص اوزبک ترکمنلرنه یا افغانستان ترکلرنه برلیگنه زمانت قلسه ورتگه کلمه ترگن یده انا شور گده که آزادبیک با مشوره آیسای پاکستان و بشخه منابعی که و شاید دولت اتحاد شوروینه تهاجمانه برابرگه افغانستانگه ورشتو باشته گلد تصمیم آلاله که بر فیگور اوزبکته هم برگه شو منچه تنظیملن جریان باشگه نمگه ارزه قلستره ورتگه که دستره برگه که آزاد بیک با حمایه آیسای پاکستان و نمای دولت ترکیه و دولت نمای امریکا که بو صحنه سیاسی و صحنه جهادیگه قدم قایده و بر تعداد مهاجر افغانستانیک ترکلر و ازبکلر ترکمنلر نه با بوده منم بلشترب شروع کرده البته برگه بر موجوده که آزاد بیگ با وجودی که ازبک و اصلا ذاتن ارقن ازبکستانگه مربوط ولی پاکستانگه تغلب کتا بولگانه و چون مونه چون تلگه هم بیگانه اوزبیک تلینه هم اونتکن و عادات و کلتور ترکلیگه هم مونه بنتنه که آدم کب نتنه کرار میده بو کب مورد اعتماد شو مهاجله ایره که با نمه منم باربتله مونه مورد اعتماد قرار تاک میده مونه بر علت بو که شو اعتماد به نفس جمعی ترکلر بر حرکت جمعی ایجاد کلمکر هنوز شکل آلگنی آخ و بو شکل آلمگنه بلد نه وزلره بر رهبری مستقل وزرالردن یارتب وزلره بتنده و نه آزاد بیده که برگه پیشقدم بوله بلند متحد کلماغ و چند برکمتدار امکانات که وسیع منم صحنه جهادی و فعالیت های ضد شوروی و خشونتور که دولت کابل اقدام قلگن نه منو امین نمقه قبول قلاله دلر و نه وزلره بر حرکت باسواتی و تیکیترالله شورگردی که آزاد بیگ شروع کرده تاپماغ و بلشترماغ شم ملی فیگورلر که پاکستان مهاجر بولیبتیلر مثل عبدالکریم مخدوم خلیفه قزل آیاقتی اوغلاری و دکتر صاحب دلمراد ارغون و تتوی اعظم دادفر و مرحوم کریم زاری، هاشم زاری، نویجان زاری و شو آتم لرمن هم نمرتقلی بدخشانن، تخاردن، فاریابتن، سمنگانن،
Abdurahmon Haqqoniy, Mullo Abdurahmon Haqqoniy shularni birligiga tahdob shu bunyodi itihodiyai shamolni bunyod guzorlik qildi. Buni raisiga Karim Maxdumda qaror beradi. Karim Maxdum atlan qablan va tanzimi mujaddidiga vobastadi va bu vobastalikni zoiran va agar nima bo'lmasa asosga hifz qilgan. Ozodbek muvaffaq bo'lmaydiki e'timodi shu Afg'oniston turklarini jalb qilib bu tamom talochga anjom beradi shu tanzimi itihodiyai shamolni kuchli qilib bir nimaga aylantirsa buning uchun bu harakat Afg'onistonni ichiga bir muddatgacha o'zini joyini topolmaydi tovadaki bu sharoit matoid bo'ladiki Ozodbek o'zini poygotini Samangon mantiqalariga ketirib jobajo qilsa va Bomiyonni ba'zi mantiqaga ham hazoralar bilan a'zolarini va xususan hazoralarni bir guruhi siyosiysi bor banomi mujohidin mustadafin afg'oniston ki ularni rasiga shahid karimiy qaror topgan edi bular bilan yaqinroq bo'lib va bomiyonga va shu raqam samangon ro'yi duo bu mantiqalarga nimatani boshlaydi albatta buni yoniga bir tadad mutanaffis shaxsiyatlar misli solikzoda u mir valijon taxxoriy va shu raqam bir xil kishilar boshqa ham buni yoniga bo'lgan bu turkmanlardan ham oshur pahlavon bo'lgan buni bilan nima bo'ladi va elmurod arg'un ham shu marhalaga bu nima bilan ozodbekni guruhiga joy topadi doktor elmurod arg'un ham bo'lga nima bo'ladi mazori sharifga juma atakdi faoliyatlari ki budiki tasfiyai omitom maymanadan tutib tobadashongacha voidoi nizomiy ki ularni ichiga turklarni tomonidan xususan shakli gruppoi qavmiy voidoi qavmiy o'rtaga kelgan bularni boya poksozlik qilsa buning uchun do'stimni jenerol do'stimni bahaysa qo'mondoni qo'li urdii herot tabdil qiladi mo'minni qo'mondoni levoy sarhadiy ayratonni ham buni ham vazifadan nima qiladi juma nazmiy qo'mondoni firqai hajjani ham bu nimadan tabdil qilib o'zi bilan joyda xoli qildiradi rais amniyat ham ki otiz shunaqa yodi bilan chiqdi uni ham subuq do'sh qiladi va juma asaka omitom ixtiyorot beradiki har raqamiki sen amal qilasan boyad o'sha raqam qilib shamolni nima qilsang ho'p bu tartibga bir harakat shamolga va shu vaqtda Beninsuonni projasi o'rtaga keladi Beninsuon davlat najib ozir bo'ladi vaqtiki idorai shamoldan ojiz bo'ladi va urushlar idoma topadi bu hozir bo'ladi qudrat davlatidan najib kinor ketsa bo'lga Beninsuonni projasi Beninsuonni nimatasiga bir guruh 53 nafarli hukumat muvaqqatga baytob betaraf shaxsiyatlardan yo jihodiy shaxsiyatlardan jami ikki tarafdan ham davlat najibdan va ham nimadan o'rtaga kelgan bo'lga aslan turk xalqini qatdan bo'lgan namoyandasi yo'q va tojiklardan ham bir ustod rabboniy bor va hazoralardan ham musini bor endi bu tarixdek tarixga murojaat qilsanglar voqeat shundoq bo'ladiki hammasi boshqa qolgani hammasi bir qavmga marbutdi bo'lgadiki bu sababi norizoyati halaqoti ogoyi siyosiy daxil afg'onistonga marbut aqvom millatoy g'ayri mahkumdilar bular bo'lga aksilamallarga qo'l uradi va bu aksilamallarni jirayoniga
حرکتی که ناراضیی که بعثات تعیینات تغییرات حرکت های جماعت شمالی ورده که به کنترل دکتر نجیبتن چقدر مومن فرمان نجیب تا قبول کلمیده جنرال دوستم وظیفه اینه که منگه باید قماندان کلوردی را قبول کلمیده و بونه وظیفه در حقیقت بو پاکسازی که پروسس ناکام قرارده و بو ناکام قرارده جریانگه شورای جهادی شورای نظامی صفات شمال رو تهیه کلده و بو پروتگان نجیب مجبور بولد که مجلس جمهوریدن بدون استعفا به کمک بیننسوان افغانستان چه ما بو میدان هواییگه تو تلده و بو ترتیب که بر دور ینگه تاریخ باشنه نده بو دور ینگه تاریخ کده که آزاد بیگ من حیث بر فیگور سیاسی با پشتوانی ترکیه پاکستان و امریکا تلید که ماموریت و وظیفتن شمالگه انجام برسه اما برگه هم یه نه هم نقیصه ای که بار نکوبشه که کرت نقیصه آزاد بیگ افغانستان ده شرایط تریلی که افغانستان ترکلار تریلی قلاله بونن نم بیگانه و بونه فقط امکانات بار پول با و نه اما قنداق رهبری قلب قنداق برنمانه ورته یکی ترشکه مونه امکانات مونه توانمندی کب آز برگرد که مونه برابرگه اکثر عمله توده با وجود که مونه مزار شریف که وجه بر نمق ورته یکی تراده بر پایگاه بر نمق قلاده شبرغان براده مارشال دوستم منم ملاقات قلاده و بر تعداد قماندانلهی که مونه حمایت منم نمگه کلیبتله جنبشکه قوشلیبته وشا شورای نظامی صفات شمالده ترکیبیگه سانه بو شورای جهادی صفات شمال ورته کلده شورای جهادیگه هم مونه طرفدارلردن بر تعداد آدملر کرادلر و شورای جهادی که ورته کلده بو فکر منم که احمدشاه مسعود جمعیت حزب هنوز جنبش ملی اسلامی افغانستان ورته کلگنیا شورای جهادی ورته شو شورای نظامی صفات شمال ورته کلگن که اون رستگه مارشال دوستم ده که قرار تاب کنده با بو مرحله گه شورای جهادی نه فیصله لاره که مورد قبول احمدشاه مسعود واقع بومیده احمدشاه مسعود بو شورای جهادی نه ورته قدرت که حکومت موقت قلگه آلشگه نمرته و اوشه نقش مجاهدین ده ضعیب بوله و بی اردش بوله شگه نمرته قلده و تپه سرخه بولگن جلسه گه بو وشوردن پشاورگه من فقط تا آخر وقت که چه مقاومت قلده پیشنهاد لی که رئیس شورای جهادی احمدشاه مسعود معاون نظامی جنرال عبدالرشید دوستم و معاون سیاسی شهید عبدالعلی مزاری بولیب و بو وقت موقت در قلگار قبرت تو در سلط آزاد بیگ مزار شریفتن کابل کلده و من آزاد بیگ منم به کابل کلگن البته مزارگه هم وش شورای نظامی و تا شورای جهادی صفات شمال ورته کلگنگه اونو منم ازاقتن بر کورشه و مدار شرکه کرگن دی و موشن ویگه منو منم ملاقات قلدی برگه بون نیچه سوال من منم قلدم و نیچه سوال من البته من یک کیمت یدم من بری که کشین باشقنیم برگم گالب بارگن ایدم که من منم توردم که بیگ سین و دینده افغانستان ده قضیاتی که پنداک کرسن اید که مایز کننده نمو چون که برگ افغانستان بر ینگه تغییر کلگن بو تغییرگه یگانه قوم و ملت که کتر یولنه بلاده و قلر ایشنه بلاده اولر پش کلرده اما ازبک ازاره و تاجک متاسفانه نه ودیشلرگه برلکه یشتالله و نه بربلر من هم وزبک وزبک من هم ناجور و تاجک تاجک من هم و هزاره هزاره من هم و متاسفانه
Burga yine hem min kuremen ki ayinde berende meydan paştüllerdi. Ki şu sohbetlerini bizle ulumuna nümerte kıldı meydan nüme kılasan. Pişbirli kılasan sen aytın beni burga buluşumda özümge başka kup nüme kurmayman. Şu vaxt bu şap taymanıge Pahlavan Yahya'nı uyuyge bizler ültürüp çobat kılıydı. Elbette fazoy ozokka ki bir erişki payani içige bir gilamni bir kolinçani tüşe bu şirge çobat kılıp anki şu taliblani keldi keldi nimetleri kov yakın bulup kelgen edi. Bu şu Amaşo Masud şu atrofu Kabul'daki tağlanı üstüge mavzu tuzatmak o istekamat icat kılmak masruf edi. O bunu muhtarları o nafarları uzaktan kurun edi. O menge karavaydı ki kurasam mı ki bu adamlar tağda üstüge sanger tuzatırlar ama şehirlerge mardumde narızayetlik kılıp naraz kılıp kuldan veriptiler. Bu sengere tağda üstümün hem şehirde idare kılmak için. Yani bunu bu peşbirliği vakan hem şu nömeydi ki bu Uzbek Hazara ve Tacik bir bulmağı namümkün kullar kub işleydi ve burga fakat ehtiyat münem hareket kılım nöme kılmak kıydı. Bu nümertelik hatırlayı ki ben bunu bir defa, iki defa, üç defa kurdum. Elbette bizlerin fikri birbirimiz bilen yerden osmonga tefavutu var idi. Ve bu buna hedefini ta cahı ki ben dert kıldım. Buna hedefi Afganistan'a nümerte mahdud yemez idi. Bu buna hedefi Afganistan'da şamalıga bir paygay mukamet ya paygay mukamet azadi halide icat kılıp Uzbekler o Türkmenler o Tacikler o bulanı nümertesimine Uzbekistan o şu Orta Asya memleketlerine rahna kılıp yol açmak idi. Afganistan'a onu bir barnamayı müşakhası yok idi. Onu barnaması Türkistan idi. Ki oşa Türkistan'a hem veli malumatı Türkistan'da doğrusuna hem ta cahı ki ben onu buna mültedim ta andazayı zayıf idi ki bu fikir kılıydı ki Türkistan tarihka bir azmetli şandar devlet mi? Mula Abdurrahman'a hakkani ki vakti ki turur buladı bu bir kişi yarları minem bu bir nocuğun merdana şekilde turur buladı. Bu onu cenazesine iştirak kılmak için keladi mazar Kabul'ge o Kabul'den mazar varadı ve bir helikopterge bu ketadi oşa mantıkayı ki oşa karargay ve nimertayişi nimel Mevlevi Abdurrahman şahitli cenazesi uşurge. Hani uşurge bunu tayyoradan tüşkünüçe üstüge hamle buladı. Bu hamle kararı tahkikattı ki suret topuktu. Bazı adamlarını münge nümertaklarla ama bu dakik yemez. Bunu ortadan yeltişige, bunu ortadan kütüreşige bu devlet İran'da kulu bar idi. İran bölge müstakimen ve bunu ortadan ketişige İran'da dasturilerini kuylu var idi. Ne ma için ki bu başa bir sohbet ki benim önem kıldı. Ayrıca Afganistan'da ya katta hatar ne Pakistan tamamından ne Orta Asya tamamından. Veli İran'da üstüge kub ihtimat kılıp bulmaydı. Şu gapte o ayrıca ki yani İran Afganistan'a tüleydi ki bir devlet pan İranisti gudine mailige beraber icat kılsa ve bu cihatka telaş kıladı ve bu hareketlerini hem o bileyken ve bunu ortadan ketişigen mena akidemge İran'da kulu var ki bu şey helikopter kinmerde kıldı bu helikopterge bu bunu yavarı ki
Xolid dedilər, dərvozlik bir bəçə idi, onu tərcüman dedi, tərcüman undi və həm onu yavari idi, həmişə bir gəlçəgə. O həm Xolid həm ortadan getdi, şörgə o, Begəm ortadan getdi və bir iki kişi başqa həm cəxmi güldülər. Vəli kökü nəfərlə bölgən, müşəqqət bu bernama bunu tururigə tənzim bölgən. Təşəkkür, cənab-ı Ben teşekkür mene tövbetlerim bunu doğrultu yani çünkü yedi bu dikkat mururi bir oşa vakiyatay tarihi oşa davran edi ki men sizlerin hizmetlerinizge arz kıldım. Teşekkür cənab-ı ustad. Ustad Turdiqul Maymeragi cənablarını Ozodbek haqqında bo'lgan suhbat edi. Endi Amin Saib sizni kutamiz. Toki interneti qiyinchiliklariz hal bo'lsa yanada suhbatlarınızda olamiz. Bundan dasturimiz bu paytiga so'zni Xongeldi Saibga beramiz. Ustad Xongeldi. Hem kısa bir şekilde farklı bir dairçeden değerlendiremem rahmetli Ozodbek Kerim'in hayatını. Cenab-ı Maymunagi Soyuk'ta aykenedek Ozodbek Kerim'i Pakistan'a uşa kurulayken yani Rusya'ya ve Afganistan içine bugün mevzularına karşı kuruladıkken bu tanzimler vaktiga bir alternatif olarak bir proje Afganistan Türklerini simge tan ya sembolen Ozodbek Kerim'i vurga tanlandı bazı figürler tamamen. Cenab-ı yine Maymunagi sahibi aytkenleri de ular Afganistan nimasiga unça hakim emas idi. Fakat bir nevi bu şehirge bu kişi rastge getirildi ve bir vazife bu adamga berildi. Bularning hadafi o'sha ixvoniylarni va o'sha amerikani projasini hadafga oshirmoqdan boshqa bir narsa emas edi ibtidoda. Ki ibtidoda Ozodbek g'oyat go'zal bir o'sha rollarni o'ynab keldi. Faqat mundoq quyuq bir millatchi desangiz emas edi. Umuman millatchilikni islomga qarashtirganidan keyin bu ishlar biroz chiqmas vaziyatga tushdi. Ki tushdi zamoni ki Ozodbek Pokistonda edi va vaqtiki yordam botidan vaqtdan vaqtdan kelaydi butun tanzimlarga masoviy yo musbat shaklda berilaydi bu nuqtagacha bir qiyinchilik yo'q edi hamma biz bilamiz janob ustod Maymunagi soyib ham aytilarki bu tanzimlarni eng boshida kelaykon birisi Gulbiddin Hikmatyor edi boshqa tanzimlar ham başkalar xafa bo'lmasin otiga bazı figürler ki Gulbiddin de zihniyatiga yo milliyatiga alerjisi bor idi bularni sonra mujaddadi kabi başka başka tanzimler kabi farklı dollarga ayirgan edi ki aqallan hammani bir navi bazı figürler bilan o'sha nimasini rafa qilgan bo'lsin ki bu ularni majbur qildi o'sha yetti tanzim o'rtaga kelsa normalga yetti tanzimga ehtiyoj yo'q edi hamma narsa Gulbiddin ustiga aynalar edi faqat zamoniki ixvoniylar ham bularni dastaklaydi qachonki Ozodbek 1988-ga Turkiyaga keldi va bu yerga Turkiyaga kelib milliyatchilar bilan ko'rishdi rahmatli boshbug' Olparslon Turkesh bilan ko'rishdi undan sonra ikkinchi dafa 92 yiliga keldi va bu milliyatchilardan Orxon Qavunchi va ba'zi boshqa figurlar bunga turkistonchilikni nima bo'lganini milliyatchilikni farqli bir bo'di bilan anglatib beraverdi bu ket keta milliyatchi bo'lib ketaverdi bu da ixvoniylarni xo'shiga kelmasdiki xususan Arbakon va Arbakon jamiyasini xo'shiga kelmasdi chunki Arberga Arbakon bilan asliga Turkiyani siyosatini hech qo'shmaymiz bu ko'p muhim bir mavzu vaqa Arbakon bor vaqa millatchilar bor vaqtiki bu berga Pokistonga butun ingliz va boshqa narsalarni ko'maki ixvoniylardiki birlikda bunga yetishgan bu Turkiyaga kelganida bu yerga millatchilar bilan ko'rishadi millatchilar bu boshbu' Arparchalon Turkesh bilan ko'rishadi bu arbakonchilarni qo'shiga ketmaydi faqat ko'ringki o'sha boshbuq Olparslon Turkeshni zamonidagi o'sha buyuk turk nimasiki bor hatto azoralarni ham ichiga qo'shdiz to'g'ridir ular bo'yla bir keng narsa xohlar edi o'rga
Bu İran'da ham artık rahatsız etmeye başlayacağını. Çünkü İran ham az oralan üstüge kem yatırım sermaye güzellik kılgan yok idi. Ama siz baka etniksel, köksel mavzumunan üstlerine borganızda bu İran'da rahatsız etiydi. Başka tamamen tabii ki siz milliyetçi bölseydiniz bu tamamen. Amerikanı da ve ihvancılarını da hoşuna gitmeseydiniz. Bunların hepsi Ozodbek'ni ortaya koymakta mecbur. Hani Ozodbek de bu yerge tabii başka tamamen marş oldu üstünden konuşması tabii ki artık hem devletli hem nizamlı bilgen bir insan bir araya geldi. Bu artık Ozodbek'ni bir türlü istihbarat tamamından yukatılmasıyla nima yok idi. Yani artık suni kelgan idi. Bu uşa nima yani Oysoy Pokiston yani nima desa o'z qo'li bilan o'ltirgizgani uchun artık u istihbaratı qoidalari avomirlari tashqarisiga katta harakatlar qilmoqqa boshladi. Artık bu insonlarni istihbaratlar yashatmaganida Ozodbekni de sonunu getirdiler va yashatmadilar deyman. Men bu açıdan bakaman. Teşekkür. Şükür. Xan geldi sohbetlerinizden teşekkürler. Bu arada aramızda Türkiye, Azerbaycan ve Afganistan'dan büyük ustalarımız iştirak edilgenle bu dasturumuzda hoş geldiniz deyimen. Yine bir bar, eğer Amini Sohib sizde interneti kıyınçiliğiniz hal bölgen olsa sözünü sizge veririz. Cenab-ı Kazım Amini. Abdullah Faiz cənabları, siz əgər bölsəyiz, sesimiz sizə varsa, sizə verəmiz söhbətdə, sonra ikinci bölüm götəmiz. Mustafid Birli, yaxşı bir keçə, bir uluğ var, kuraşkan bir büyük şahsiyyətlərdən bir tanəsini bugün bu keçə edər vaxtı onun şəhid bilgən tarixini islət. Bugündəki vəziyyətimizini biraz analiziya mahkəməsini qılsa yaxşı bilədim. Vaqan, cənabı Ustad Turduqulu Maymanagının Bye. bir tarixi zindədək gaplarını eshitib nima qildik? Ya'ni tabi fikrlar farqli edi u zamonga. Janob Maymanaga boshqa bir boqishlari bor edi. Ozodbek Shahidning boshqa bir nimasi bor edi. Janob Ustod Zaki ham taban o'sha bu ideologik yo bu dinmasdan barjasta qildilarki. Nedan u zamonga Ozodbek qayerga tug'ildi, qanday keldi o'rtaga? Tabi bir usturani yo bir shaxsiyat siyosini o'rtaga chiqish uchun nechta omil sabab biladi. Bittasi ham o'sha sharoiti hokimi siyosi ki u zamoni ki Ozodbek shahid o'rtaga chiqadi u darvoqa o'sha sovuq savosh yo jang sardi nimasi yani eng jango ideologik eng ust darajaga shiddat olgan vaqtlari tabi bu projani haqqasiga janobi Xongeldi deb aytdilar bu projada deydi ular haq bajonib yani u bo'yidan qarasangiz shunday bir vaziyat edi ammo bizga unamli degani man ko'proq janobi doktor Sabizatullo Zaki o'g'li bilan qo'shilamanki bir doyani orqasiga o'sha rivoyat ki boru muhim bizga chunki har bir doya o'rtaga chiqqani uchun unga bir bistar ijtimoiy farhangi kerak bugun eng katta tazodi ham agar Afg'oniston vaziyatiga qarab biz muhokama qilsak shu bir tadod insonoy ravshan fikrimiz barnoma nima qilamiz deydilar o'rtaga qo'yamiz deydilar bular fikr qilasizki Urupo va yo Amerika bir jome moderni sunnatiy g'arbiga barnomarezlik qiladilar g'ofil bundanki bular bir afg'onistonda bir sunnatiy va bir jomaiga bular barnomarezlik qiladi ko'rdi 99 fiad insonlari anus ham insonoy musulmonlar va bashiddat sunnatiy ya'ni islomiki biroz e'tidolli fikrlarni o'rtasiga bersa joyi yo'q afg'onistonga va bir yuzdan ham Ozodbekning shahidning nimasini orqasiga ko'rsangiz darvoqa o'sha yerga jiu kalcharni nimasini ko'ramiz biz ahamiyatini ko'ramiz ki Afg'oniston bunvon bir bistari musoid qanday zaminani musoid qiladi ki guruhoi ki o'sha islom siyosiy o'rtaga chiqqan zamon qanaq sarbozgillik qiladilar na tanho omi mardimdan hatto borib rahbarlarni qayerdan intixob qiladilar bu intixobga tabiiy qudratoy buzurg o'sha zamon kasoy bozigar edi ularni naqshi bor ularni projasi bor edi ularni barnomasi bor edi Afg'oniston uchun Afg'oniston uchun o'sha ahamiyatli nimasi bor bu geopolitik ular xohlardilarki o'sha jangoy niyobati ki afg'onistonga jarayoni bor edi bashakla ashkor nima qilsalar u o'z muhralarini istifoda qilsa edi ammo katta bir mushkuli ki bu doyani orqasiga bor edi bu edi avval biz Ozodbek shahid bir tahlil voqei dohiysi yo'q edi sharoitdan u zamon
va sababi ham buydiki mardum afg'oniston u sharoitga masalan bugunki masalan men sizdan bir sifatida bir o'zbek badaxshoni gaplashaman men samara 20 yilki masalan jamhuriyat o'rga bor edi biroz ozodlik keldi biraz bir dars o'qidik bir masalaga yetishdik man bir sifat bir o'zbek sizlar bilan gaplashaman siz 20 yil oldin 30 yil oldinda boring kadrhoy o'zbek badaxshondan argu urusvolidan hammasi hizbi islomiy hukumatga yo'rga edi sababi nimada uni orqasiga bir bo'dgi yuridik bor edi masalan u yerga bahsi zaboni bunisa yo'q edi til yo'q edi ular hammasini nima fikr qilardilar bularga tavr talqin bo'lgan ediki islom bir din uni ichiga hech tafkik yo'q shu bunitolib istifoda qiladi bundan bizni aramizga hech tabiz yo'q falon falon yo'q hammani qanday bir vaziyatga keltiradilar go'yo buni bir bu ideologik berganlar va o'sha ragdan istifoda qiladilarki mardum boya muti bo'lsa farmonbardor bo'lsa va haq tila masala binan u zamonga ozodbekni ketishi bilan bir doyani ketdan normal bir narsa edi bugun biz bu sharoitga 21-yuz yilga turib siz texnologiya asriga dunamiga qazovat qilolmaymiz biz ozodbek nima uchun intihob qildi ozodbekni bir doyasi bor edi basifati bir turk atrofda afg'onistonda turklar bor uni joyi barjasta bo'lsin undan keyin shu turkchilikga yayrasin derdi u tanho uni doyasi emas edi balki o'sha vaqtga har kim ham ideologiyada ham tanho bir sarzaminga xo ittifoq emas edi nima uchun itoat jamoaviy shuraviy vaqt keldi afg'onistonga hamla nizomi qildi sababi buediki o'sha jug'rofiyani biroz vasat beray deydida bu yuzdan man fikr qilaman buundagi risolatki yangi nasl ustiga tegadi ozodbekday bir erkin insonlarni fikrini yangidan ta'rif qilish menimcha muhim bu yangidan ta'rif qilish darvoqa sharoitiki ozodbekka tunon o'sha kunga nima edi u qarshisiga turgan edi masalan itoat jamoaviy sho'raviy va fikri komma nima kommunizm desinmi yo sotsialistni darvoqa nima qilgan edi mardumni ig'vo qilgan edi bugun bir fikri degan mardumni aynan ig'vo qilgan ayni bir nimagamiz u zamon ham ifroti bir shaklga kommunizm xohlardi mardumni hu'yatini o'rtadan olib kelsa bugun bir fikri degan aynan xohlaydini o'rtadan olib kelsa bilan bugun bizni yangi naslimiz qanday ozodbekni fikridan istifoda qiladi bu katta suri bu ya'ni hanuz ham oyo doyay turkistonni junubiy falon falon bir tadod tarafdan matrah bo'ladi oyo qarni 21-yuz yilga shu doyay barhaqmi bir savol ikkinchi bu doyani o'rta kelishi uchun nima abzor vasilamiz bor bizda eng muhim vasilam bilasizlar basiji manobi basiji manobiga afg'onistonni ichiga bizni qancha do'stlarimiz bordi mardumga faqat qayta aytganimda ruhi ozodbek shod bo'lsin yotgan joylari jannat bo'lsin o'sha sharoitga doyani dard qilib yaxshi harakat qilgan ekan va keyin ham o'sha his ekan o'rtaga kelgan ekan turkli bir hissi muqaddas edi va sharoitni yaxshi tahlil qilmagani uchun afg'onistonni o'sha bistar ham musoid bo'lmagani uchun millatni o'sha bizni turklarimizni shuuri siyosini biroz etay degani uchun jamoa amal topmabdi hanuz ham bizha vaziyatga hech tag'irot kelgan emas ozodbekdan keyin fikr qilaman bizni risolatimiz biroz shuuri siyosini ko'tarmoq va ayni holga biroz realistik bir harakat qilmoq menimcha nima mantiqli va biroz xirad siyosini yo'lga tayyorlamoqlik tashakkur janob tashakkur sizning nuqtalarga ishora qilib o'tdingiz tashakkur mani bilganimcha 1993-94 yili bizlar keldik jumbush milliy vasilasi bilan Turkiyaga 6 kishi rahmatli ozodbekni bizlardan oldin 1989 yilında uzatgan talabalari vardı üniversite okuyanlar. Hazır bunlardan bir neçesi Ankara'da hem var. Doktor Seyyid Abdurraşit veya Hoday Nazaraka bunlardan bir neçesidir. Bence bu programda onlardan bölmek onu çünkü onlar yakından hatta rahmetli Ozodbek'in vasilesi mi buraya gelip tanıştırılan ilk birinci kişilerdi. Bu bir. İkincisi ben rahmetli Ozodbek'in vefatından sonra Ankara Türk Ocakları'nda bir marasımına şahitlik etmedim. Orada hem Ustad Mahakkık geliyor yani de hazırlarına atıya veya o zaman idarecilerine atıya. Türk milletiga Ozodbekni farklı tanıtken edi. Elbette biz bilemiz ki Azor inogalarımız arasında farklı gruplar var. Yakşı veya yama. Onu yakşı tanıştırış noktasında çok katta hizmetleriz böldü. Onun için çok teşekkür etmek için katıldım. İkinci bölümge ötemiz. İkinci bölümümüz elbette dostlarının fikri ve mülahizeleri şu 5 dakika arasıya
Va agar savollari ustozlarimizdan bo'lsam, shu daqiqani orasiga olamiz va Paykon sohib sizni suhbatingizni olamiz. So'ra Ilhom sohibga. Xos teşekkür ederim. Uzbek Video'dan, Yurttaş sizden. Kimin davul programını ilgi taşıdığıyla ve inşallah bu programını ilgi taşıdığındayız. Hop. Dostlarga hem cesaret verildi hem angize verildi ki ta kilitken ayında programlarga bir miktar tahkikatları da encam versinler. Ben işittim hem Cenab-ı Ustad Rukul Maymenegi sahip ve hem Sadık Kan oğlu Şirapan Gildi sahip. Ama dostlarda avazlarını işittim. Ama benim fikrimce kubrak tahkikatken niyazi var. Çünkü bahşay az tarihte bula mutalyaktan edilir ve ayet edilir ve Şirapan Cenab-ı Ustadam o'z ko'rganlarini aytdi. Man ham 23 mezoni soli 1368 ga Madar degan bir mantaqa Ulusoy Bomiyon she'riga bu marhum Ozodbekni ko'rdim. Bu ko'rganim tasodifiy edi. Albatta, men ko'p javon edim. Jihod davrasi edi. Piyoda Pokiston ketardik. Biza ro'zi avval sho'lgardan jo'nadik, ikkinchi ro'zga o'riga yetdik. Bir kishindek homiladan ham buradan bachala bor edi. Manga aytdiki, sherga Ozodbekni qaror bosib oldi borsak bugun. Aytdi, nima qilamiz borib aytdi. Xato san xato olamiz yurgadi biroq va dar edi bu xatlar. Hay bir tezat bordi, bir tezat bormadi, nima qo'shildi. Nega bordikki, bu surat qaysidan aytdi, nechta otga bog'langan edi. Aytdi, yozdi bu Ozodbek, tezda qaror bosa yo'q, mana bu yerga bir mehmonxonaga mehmon bo'ladi. Bordik shunda bir nonmon tayyorlab qanaqa nonni yeb uchvacha bo'lib xonaga o'ltirib bir xat oldi. Unda biz suhbat istiyorki bu saqmada tashviq qildi yaxshi bo'ldi jihodga u bu yillaring yaxshi bo'lsin birga qaysi xizmat bo'lsa biza birga Shamkanay degan bir mantiqiy pishovurga qaror bosib bor edi ularni kampi bor edi birga borsanglar xizmatlaringga bormiz shunaqa tashviq qildi. Xo'p shuni man albatta bunga boz ta'kidim shuki tahqiq bakor chunki Ozodbek marhum vaqtiga bu tanzimni tuzatiladi. Tamom ahzobi jihodiga pokistonliklar ijoza beradi ki banomi hizbi islomiy afg'oniston jamiyat islomiy afg'oniston mahozi milliy afg'oniston harakat inqilobi islomiy afg'oniston ammo bunga tanzimi ittihodi shamol ijoza beradi ki ot qo'ysa hatto afg'oniston sathiga ham ism qo'yolmaydi bu u zamon ya'ni bu ism tanho shamol uchun edimi yoki shamolni mardimini bu istiloh hamohang qilib u tarafga hadafi bor edi misol aytganda bu bir miqdor tahqiqdan yozib bor. Bu ki agar fikr qilsak ki u tarafi daryodan u tarafga ko'proq tavajjusi bor edi. Kasoyin biqinlariga oldiki ko'proq u tarafga qarshi yog'idi. Yo masalan hatto angizi shu yog'idi. Ko'proq angizasi islomiy edi. Ko'proq turkchilik angizalari bor edi. Turkchilik ham dohil Afg'oniston. Va to'g'ri misol marhum Mulla Abdurahmon Haqqoniy xudovar ularni shod qilsin yo masalan marhum Oshur Pahlavon masalan bular eng yaqin odamlar va to oxirgi lahzaki marhum Ozodbek shahid bo'ladi Afg'oniston marhumni bodigordlari u kishiga bodigord o'zlari Ozodbek birinchi qalla nimaga Mazori Sharifga qaror ma'lumot Rabarsep u zamon Mazori Sharifga kelganga avval boradi Rabarsep marhum Ozodbekni ko'radi undan keyin o'sha boradi bu marhum nimani Abdulali mazorini undan keyin Ozodbekni uyiga boradi ko'radi shunaqa munosabatlar idoma beradi ammo suhbatoyi ham borki go'yo davri avvalki host va istiroh nima bo'ladi suqut qiladi u davraga bir ikki kishi miyonjigari qilib bo'ladi o'z o'rtasiga irtibot beradigan gaplar bor ammo uni so'rash kerak bir miqdor buki marhum Ozodbek janozaga ishtirok qilgani uchun yo'q balki fotihaga kelgani uchun chunki uch javzoyi 1376 oltiga Mazori Sharif suqut qiladi va janolik
to'rtinchi kunga ehtimol mani yoddoshlarim yaqiniga to'rtinchi kunga shahid bo'ladi Ozodbek. To'rtinchi kunga kelaman deydi Mazori Sharifga. O zamon yangi toliblar u nirohoy baqoy jumishki malika etiboti bor. Bular hammasi borib vaysiro shamolda olganga Mazori Sharifda olganga u zamon kelishuv. Ba'zi yoddoshlar ham bor do'stlariki go'yo ikki bajay ro'z ustod Muhaqqiq Mazori Sharifdan chiqqan shu ilgariga Ko'samol deydi qishloqda joy kichkina joy bor, uncha ko'p mashhur joy yo'q. Shu ustod Muhaqqiqni qarorgohidan ro'baro' Sherigi ustod Muhaqqiq qarorki Bomiyon ketsa, helikopter u tarafdan keladi. Uni ichiga nima bor? Bir janroy azora bor ki, bu nomi Hoshimiy deydi. Hoshimiy ham bor, Hoshimiy pason bos buradan tirik chiqdi tayyorlarni ichidan. Boz borib nimaga shahid bo'ldi u? Bomiyonga mana bu G'afurzoda aylanmana bo'ldi. Soat 2 baja bilan muntazir tayyora kelgandan fikr qiladiki o'ltiradi va ko'radiki bu tayyora bir avariz jiddiy topgan kelib o'zini nazik saraka o'ltirsa kelib bir biza pal deymiz shu pal pal joyda yerni ustiga o'ltiradi do'stlarga borib ko'ribdi aytadilarki shu bir tayri shu palni pulvoni baland edi pulvoniga band qilib shunaqa yaxshi bo'lgan edi charxi kelib yerga uradi yerga undan keyin bu tayyora yonadi tayyora yonadi undan bir nafar bodigordi kishini dedan hali ham tirik u chiqadi va bir tirot chiqadi zaxm bo'lib va marhum Ozodbek ko'p talosh qiladiki chiqsa shu vazmin odam edi chiqolmaydi ketdan ba'zi infijorlar bo'ladi infijorda aytadilarki tiyu ba'zi muhimot orqasiga bor ekan shundan deydi hop shunga o'lgan ammo fayr bo'lgan undoq narsa bo'lgan pason ular ustiga fayr bo'lgan undoq bir narsalar hech shavohidi mavjud yo'q tarobata fayr chunki marhum aqonisi nimaga shahid bo'ldi chorshanba kuni edi 24 javzoga shahid bo'ldi va bu odam ko'p uzr chorshanba kuni 24 savrga shahid bo'ldi turr bo'ldi va marhum Ozodbek 4 javzoga soni nima bo'ldi sharh bo'lishanda soniyasi bo'ldi va u o'rga shahid bo'ldi va buni ham janozasini intiqol berdilar ochamaylik shindiga filan maqbarasi shanda bir ustiga tosh taylab o'sha marhum aqqoniga shanda dafn bo'lgan faqat mani nuqtoiki aytdim shu bali ko'p mavrid borki chun 5 daqiqa vaqt dedingiz mavridi borki savollar va marhum Ozodbek nima qildi qandoq turkiyaga keldi nima gaplar topildi undan keyin gaplar ko'p balo shuning uchun 5 daqiqa vaqt berganingiz uchun ko'p tashakkur qilamiz salomat bo'ling tashakkur sizdan paykon saheb tashakkur birinchidan bu yerda barcha buzurgvorlarga hurmatli ustozlarga salomni taqdim qilaman ko'p tashakkur bunday bir barnoma olganlaringiz uchun men suhbat emas faqat ikkita savol qilaman bir savolim doktor saheb Izzatilo Dehqon o'g'liga ular aytdiki rahmatli Ozodbek Turkiston uchun kurashgan edi deb yo Gunay Turkiston uchun va bunga tahqiq qildim dedilar lekin suhbatlarni hech bir joyda men eshitmadim masalan qaysi bayonasiga qaysi maqolasiga qaysi kitobga qayerga masalan Turkiston uchun kurashganligini haqiga yozgan agar shu mavzuga ma'lumot bersa xush bo'laman albatta bu bilgi uchun ya'ni men bu mavzuga ma'lumotim yo'q xohlaymanki bilgisi bo'lsa ikkinchi mavzuni janob paykon saheb matrah qildilar albatta bu paykon sahebga savol emas bu tahqiq qilgan do'stlarga savol Ozodbek nima uchun bir tanzimdan o'ta keta olmadi sababi nima edi agar bu yerdagi bor ma'lumoti bor bo'lgan do'stlar agar javob bersalar xush bo'laman xudovand o'tgan shahidlarni ruhini shod joylarini jannatdan nasib aylasin men faqat oldingi bashumul ustod To'rdiqulmaymanagi va boshqa do'stimiz Dehqon o'g'li shulardan ikkita savolim bor shu mavridga shu shoyiot ham bor o'sha mavriddan to hanuzgacha marhumiy Ozodbekni va marhumiy Domla Abdurahmon Haqqoniyni o'limiga Marshal sahibni qo'li bor degan shoyalar ko'pincha nima bo'lgan endi biz baynvoni o'zbek jamoasining ro'shan fikrlari elit tabaqasi bo'laroq haddaqal shoya sifatida matrah bo'lsa shularni ozod bir shaklda suhbat qilishdan ustiga bahs qilishdan
tortinmashimiz kerak. Agar bu mavridga do'stlarning qancha ma'lumoti bor nimadir, uni bizlar bilan sharik qilsalar, shu shoya hatto ba'zi manobiy tarixiga ham shu mavrid yozilganki, buni terrorga mustaqiman marhum Haqqoniy sohibni terroriga va ham Ozodbekni terroriga Marshal sohibni haqiqan naqshi bor va kishini o'zini nimasi bilan bo'libdi degan. Ikkinchi mavrid oxirgi suhbat qiladigan do'stlarimizdan bittasi Turkiston mavzusiga bahs qilib o'tdi. Shularni nimaga zarurati bor, shuni qancha haqiqatga aylanishini imkoni bormi deb suhbat qilib o'tdi Fayyoz degan do'stimizdan biriga. U do'stimizga shuni eslatib o'tishim kerakki, Turkiston ideologiya emas. Bu shu mantaqani bugungi bizga Safoat Shimol deb atalgan mantaqa bizlarga bir narsaga diktashuda Safoat Shimol. Buni tarixiy manbalarga Turkiston degan oti haqiqiy oti yuz yillarcha bo'lib o'tgan oti. Agar bizlar bangvoni bir nasl ta'sirkarda ruhan fikr buni ideologiya satiga deb Turkiyaga ta'sir qilganmiz, boshqa joyga ta'sir qilganmiz, har yerga ta'sir qilganmiz. O'z tarixiy haqiqatlarimizni bangvoni bir teoriy deb atasak va bir fashist bir ideologiyadan chiqib kelgan insonlarni bizni og'zimizga bergan luqmasini takror qilib o'tsak, keyin bizni nimamiz qolmaydi. Xo'p, bu arada Ozarbayjondan xonim Yagonani suhbatini olamiz. Xonim Yagona. Akşamınız xeyir olsun. Hər birinizi Azərbaycandan salamlayıram. Belə dəyərli proqram üçün, orqanizasiyon üçün sizlərə təşəkkür edirəm. Səbahəddin bəy başda olmaqla, siz başda olmaqla hər birinizə minnətdaram. Bütün ustadlara təşəkkür edirəm. Türkün gücü hər zaman Rusları da, Əfqanları da, İranlıları da, digərlərini də qorxutmuşdur. Türkə düşmən olanları hər zaman qorxutmuşdur. O yüzdən də haqqında söhbət etdiyimiz Azad bəyin mücadiləsi, onun türkçülük məfkurəsi yolunda apardığı mübarizə yolu həqiqi mənada hər birimizə örnəkdir. Ziya Göyaltdan, Əli bəy Hüseynzadədən, Əhməd bəy Ağaoğludan başlamış Böyük Türkistan ideologiyası uğrunda mübarizə aparan, canını qurban verən, şəhid olan bütün bu mübarizlərin hər birinin ruhu şad olsun deyirəm. Hər birinə uca Allahdan rəhmət diləyirəm. Əfqanistanda, Türkistanda bu gündə türklərin bu azadlıq mücadiləsi uğrunda yol gedənlərin hər birinə uğurlar diləyirəm. Artıq böyük Turan ideologiyası reallaşmış, çox yaxındır. Bu ideya uğrunda Türk Dövlətlər Birliyinin də rəhbərliyi ilə böyük mübarizə yolu keçirik. Bizlərin hər biri bu yolda canımızı qurban verməyə də hazırıq. İnanırıq ki, Türkistan yaxın vaxtlarda tam reallığı ilə bizlərin də iştirakı ilə inşallah ki, gerçəkliyə çevriləcəkdir. Bu yolda canını qurban vermiş Azad bəy də daxil olmaqla bütün mücahidlərə uca Allahdan rəhmət diləyirəm. İnşallah ki, İranda da Azərbaycan türkləri də daxil, bütün türklər bu azadlıq mücadiləsini daha böyük inamla davam etdirəcəklər və orada da biz türklərin azad olacağı günü ürəkdən arzuluyuruq və gözləyirik, inanırıq ki, belə də olacaq. Hər birinizə təşəkkür edirəm, minnətdaram. Təşrar Azərbaycandan salamlar. Böyük Turan uğrunda, Türkistan uğrunda hər zaman birlikdəyik inşallah. Təşəkkür edirik hocam. Sizi də aramızda gördüyümüz üçün sevindik. Sözlərinizdən də təşəkkür. Şimdi özür. İki dostumuz əgər sualları bölsə, sualların olamız, sonra sorularımız cavab kekilədi, barnumanı xatmiga qara bərəkət qınamız. Safiullah Qıpçaq, Aybek, Orğun. Safiullah Qıpçaq, sizdə sualınız bölsə, buyurun. Qızğın salamlarımı hürmətli büyüklərimizə təqdim qılaman, birincidən. Mən 2-3 məsələni mətləq qılmaqçıdan, bir iki, axırı iki sualım var. Bir hurmatli ustad Turdiqul Maymanagi Türklərini hukm sürgən coğrafiyasını Hindukuş və Aral toprağ tağlarının arası deyib aytdılar. Şahid ayni və tarix şunu kürsədi ki, ondan ötəyə ketgan, ondan qura köproq toprağlarga xidmət nima qılıb kelgan. Afrikadan tutub tağını bu Türkiyə bugün körüb toxtaganmız
va Ozarbayjon vaqtlar hammasi shohida ayni. Men bu albatta meni kam bilimim buni nima qiladi ki bu nazarga muvofiq emasman deb bilaman. Ikkinchisi Güney Turkiston yo Kuzey Afg'oniston ya'ni shimoliy viloyatlarni Turkiston agar bir ideoloji deb bilsak o'zimizda oyog'imizga tesha urgan bo'lamiz. Chunki Amulloh Xon vaqtiga, undan oldin, undan so'ngra to mana shu 30-40 yil oldingacha ham u Turkiston deb bo'lib yod bo'laydi. Binoan u bir ideoloji emas, u tarixiy bir oti. Agar Turon desak, Turon tamom. Bir katta bir hadaf, katta bir hayol bizlar uchun. Ammo o'zimizni joyimizni o'zimizga hayol bilsak, u meni fikrimcha ko'p bir katta nima bo'ladi, o'zimizga kuchimsamoq bo'ladi. Va ko'p önemli masalalar bas bo'lib o'tdi, siyosiy, hammasi siyosiy edi. Ozodbekda qilgan xizmatlari bittasi gazetachilik. Uni hech men muntazir edim kishilarni ko'proq hojalarimiz urg'ulab aytsa edi. Sen Pokistonga odam nimani bir gazeta nima qiladi boshlaydi. Yana har joyga kelib itimda avloyat beradi. Bularni istiga bas bo'lsa ko'p yaxshi bo'ladi. Va jinom ustod Turdiqul Maymanaga so'rim shu. Nima uchun agar Ozodbek ko'p nimasi bo'lmasaydi, ma'lumoti bo'lmasaydi, Turkiya o'zida aytganingizdek Turkiya va Pokiston va jami Amerika bir bilgisi bo'lmagan kishini unda sohib salohiyat qilib u nimaga yubardi? Afg'oniston kuzayiga yubardi. Ittihodiy shamolda ma'muri qilib va agar bu to'g'ri bo'lsa nima uchun undan ko'ra kurashgan, undan ko'ra tajribali kishilar tabiiyki bor edi. Marshal Sayyid Do'stum bor edi va boshqalar ham bor. Ma'lum Sayyid Qudus borga bor edi. Ayn shunday misollari bor edi. Ularni nima uchun intixob qilinmadi? Tamam, yana ham kattakon rahmat. Sog' bo'lasizlar. Salomat bo'lsinglar. Bugungi barnoma uchun hammani hammadan tashakkurlik qilaman. Qisqa bir ikki dona Ozodbekni haqida o'qigan ikki dona kitobimni nima qilaman? Haqidagi yozgan narsalarini ikki yozarimda haqida biri Bo'land Keskin, biri marhum doktor Arg'un ki har zamon Ittihodiy shamolni qurilishidan va Ozodbekni o'limigacha Ozodbekni oldida bo'lgan xotirasini yozganini qisqacha bir ikki daqiqa nimasida anglatmoq istayman. Birinchisida ham Foiz sohib va hamda Maymanagi sohib Ozodbekni Afg'oniston jug'rofiyasiga balad bo'lmaganini nima qildi? Juda ustida buni jiddiy bir shaklda tanqidladi. Men fikr qilaman, kelib Ittihodiy shamolni barrasi qilish kerak deb o'ylayman va Ittihodiy shamoldagi kishilarni barrasi qilish kerak. To'g'ri, Ozodbekni balad bo'lmasligini men ham qabul qilaman, ammo uni oldidagi kishilarni Elmurod Arg'unni, Karim Maxtumni, Mavlay Quddusni, Oshur Palavonni va bunga o'xshatgan kishilar Afg'oniston jug'rofiyasida, ya'ni bu nimaga qaraganingizda, ular bu yozilgan kitoblarga qaraganingizda va boshqa Turkiyada va boshqa yerdagi maqolalarga qaraganingizda, bu kishilar Afg'onistonda oydin turklari deb kechadi. Ya'ni o'z zamonni eng nimalari, bo'yli oydin chehralari bo'lgan. Men fikr qilaman, bularni haqida aniq bir tadqiq bo'lib, undan keyin bo'lsam Ozodbekni haqida qazovat qilish daho yaxshiroqdir deb o'ylayman. Ikkinchi mavzu, Ozodbek har bir zamon bilimni eytimdi bo'lsam o'n planda nima qilgan? Yangi Qipchoq sohibda aytib o'tdi, Ozodbek Pokistonda Vatan gazetasini ochdi, undan so'ngra da Ekim nimasini ochdi, Erkin oyligini ochdi va hatto Elmurod Arg'undi bir nimasida xotirasida yozadiki, Ozodbekni nimasi bu ediki, bizga tavsiyasi bu ediki, o'qima yozmasi bo'lgan kishilarni deydi, jangga yubarmanglar. Ular mujohid bo'lib o'rda savashmasin. Bularni o'qima yozmasidan biz foydalanalik. Va buni Pokistonda daho biroz ularni ustiga ishlab, Afg'onistondagi
Bizni qo'limizdagi bo'lgan to'proqlarga yuboraylik va o'rlarda kecha kunduzli maktablar ochilsin va har kim kelib u yerda bo'lsa eğitim olib bilsin degan narsani nima qilgan va buni qatartirmasi uchun Elmurod Arg'unni juda bir kichkinagina bir nimasi bilan xohishi bilan bo'lsam bu gazetani nima qilgan qatartirgan oylikka va hatto faslnomaga nima qilgan tabdil qilgan buni bo'lsam fikr qilaman juda texnikiy bahs bo'ladi deb o'ylagan edim. Ozodbekni bo'yli yashirilib qolgan nimalari bo'dlari bu yerda chiqadi. Ozodbek nima uchun Lohur fakultasida, Lohur universitetida huquq fakultasini bitirib, nima sabab bo'ldi Afg'onistonga kelishligiga? Buni oyo yangaki nimani doktor Xon keldini aytganiday bu ixvoniy nimasi, ixvoniy fikri sabab bo'ldimi va yo ham turonlik bir nimasi bor edimi? Men fikr qilaman, birinchi nimada qaysi bir nima buni majbur qildi deyishga Vorisbekni ikkinchi dunyo nimasida, ikkinchi dunyo savashida ruslar tarafidan qandoq zo'r bilan rus ordusiga qo'shilganligi va undan zo'rli bir shaklda foydalanganligini-da nazarga olish kerakki, u bo'yla bir zulm ko'rgan bir oilada katta bo'lib men fikr qilaman, daho islomiy nimasidan kada Ozodbekni turonji nimasi daho kuchliroq maydi deb o'ylayman. Umid qilaman gaplarim hech bir kimga tayyorli bo'lmasa. Men bundan 2 yil oldin unutilgan turklarning yurti Afg'oniston nomida bir kitob yozgan edim. Bu kitobga Ozodbek Baxshiga batafsil ma'lumot berdim. Ba'zi do'stlar aytib o'tganidek, Afg'onistonga mutaassifona Ozodbek haqiga uncha katta ta'qib bo'lgan emas. Turkiyaga yozib chizilgan butun maqolalarni, kitoblarni istifoda qilib bu kitobga manba olarak ham ko'rsatgan edim. Men bu kitob tafsilotiga kirmayman. Faqat qisqacha shuni aytmoqchimanki, albatta har bir oldin chiqqan yo bir nimaga rahbariyat qilgan kishini ham manfiy ham musbat taraflari bo'ladi. Faqat Ozodbekni agar bir narsa bilan eslaylin, nima narsa bo'ladi agar eslash kerak deganga, Afg'onistonga mana shu turklik kalimasini siyosiy ma'noda Afg'oniston tarixida balki birinchi marta Ozodbekni istifoda qildi deb aytadilar. Yo Turkiyaga xususan yozib o'tilgan kitoblarga. Bu nuqtadan ham bu Ozodbekni nimasi tavri yoinki Afg'oniston turklari orasiga uyg'otgan milliy shuuri ya'ni katta iftixor bugun Afg'onistonga. Masalan bizlar turkmiz, haqqimizni qo'lga keltiramiz deb talosh qilgan do'stlarni nimasidan ham fikridan. Masalan doktor Najibjonniga borganga aytadi, men dedi Afg'onistonga dedi butun mana shuni tanzepik guruhlar bilan dedi balki bir tafohumga borishi mumkin. Faqat Ozodbek bilan hech bir zamon bir nimaga borolmayman. Chunki asrlardan beri yotgan Afg'oniston turklarini dedi uyg'onishiga katta hissa qo'shgan deydi. Ya'ni bu nuqtadan ham Ozodbekni qancha katta bir tahdid bo'lganini ham Afg'oniston davlati biladi, ham Eron biladi, ham mantiqaga hech bir davlat turklarni kuchlanishini yo xususan Afg'onistondagi turklarni milliy shuurini tekror qo'lga keltirishini istamagani uchun mana buni o'ldirdilar. Hatto ba'zi do'stlar Eronni mustaqim qo'li bor edi deb nima qildi. Hatto Turkiyaga yozilgan manbalarga ko'ra Karim Xalili Turkiyaga kelib turk o'joqlariga bergan musoibasiga ham ya'ni o'zini qo'lini bo'lganini mana e'tirof etadi. Masalan Eron nima qildi bizni o'ldirishiga nima qildi deb. Oxir suhbatimiz Hoji Muhammad Zamondan. Hoji sahib buyuring, suhbat sizga. Salom, salom arzadi hamma ustozlarimizga, hamma buzurg'onlarga. Xudo qilsa ko'rishyapman bo'lsangizlar. Biz ham hamma gaplarni eshitdik. Bir do'stimiz savol qildiki, buni Mashal sahib tarixidan bir gap bo'lgan bo'lsa, u vaqt Mashal sahib yo'q edi. Malikxon bor edi, men mazorga edim. Shu uchun men ilgari payom qo'yib ulusvol ish bo'lgarki, barhol shu sanaga garchi biz ham borib ko'rdikku, jana Paykon sahib aytganday shu kurtga kelib o'ltirib edi. U kurtki kurt pal deymiz bizlar, u shu qo'yib yuborilgan edi. Tayri xato jib tayriga quloq solsangizlar qani domla sahib Umar ulusvol ish bo'lgar nima deb aytadi mana sizlarni. Assalomu alaykum do'stlar, hammalaringizga salom taqdim qilaman. Men Hoji Domla Muhammad Umarman. Sobiq ulusvol ish bo'lgan edim. Fe'lan ham shu mazorgaman. Dar borasida shu Ozodbek ma'lumot men bor ma'lumot olganman, shuni sizlarga ma'lumot beraman. Inshaalloh to'yandirsa ikki ma'lumot shukrimi menga ma'lumot bor, shuni sizlarga ma'lumot beraman. Men faqat shu
şu vaqtga ham ulusvol edim, ulusvol sho'lgar edim, lekin shu qar bilan 2 bajay ro'z bor edi, 3 bajay ro'z edi taqriban. Jalol zamon xonda mehmonxonasiga shu bolaxona bir bolaxona mehmonxonasi bor edi, shuni tilkiniga o'ltirdim. Shu tayyora charxi homil Ozodbek tarafi kishindan keldi. Chodir tepa deydi, chodir tepani jalol zamonxon biladi. Ana shuni oldidan o'tdi, shu yilatan ustiga keldi, biroz qaytdi. Men aytdimki, markaz jamiyatga boraman dedim. Shunday mutavajji bo'lib to'xtadim. Bir mal shu markaz jamiyatga tomondan ko'p tut chiqdi. Tut chiqdi, so'ra bizlar aytdik, bu nima bo'ldi? Bu ketish kamarga urdimi yoki qaysi boshqa hisob bo'ldimi? Qanday bo'ldi? Xayli muntazir bo'ldik, bir vaqt ovoza bo'ldiki, tayyora suqut qilibdi, Ozodbek bor ekan, palon ekan, bistvon ekan, bu gaplar bo'ldi. Bizlar so'ng shundan chovib chovib bordik, unda top bizlar bordik, endi u xayli yo'l ham bor. Tayyora Bakuni alavoqan ekan, Ozodbek ham shunda alavoqdi, bir ikki nafar zinda chiqqan edi. Shu bir tanasi kirdi, Maxtim Musayev Mo'ybillani raisini tomlaridan bo'lardi. Shol bizaga so'ngra ko'p zaxmi bo'lgan edi, kuygan edi, degan bedlari kuygan edi, qo'llari kuygan edi, ammo jiri kuygan edi, lekin unday mendan ketayotgan emas edi. U charxi qanday suqut qilibdi, suqut qilgani shuki kelib shu Hizbu Adatni qarorgohini yaqiniga shu sarakni labiga tushibdi, shunda shu yerlarda suv qo'yibgan ekan, yerlar ko'p loy bo'lgan ekan, shunda shu mana tayri botib ketadi, bir boli yerga tomonga botib chappa bo'ladi, chappa bo'ladi, rost bo'lmaydi, chappa bo'lib shu bir darvozasi yerga tomon qoladi, undan kishi chiqa olmaydi, shu darvoza osmonga tomon bor, ana shundan bir tekada chiqqan shu nafar ikki Maxtim Mo'ybillani qavmlari menga qisqa qildi, men dedi shu Ozodbekni bir ko'tardim dedi, bir pok dedi, shunday ixtiyordan ketgan ekan dedi, hech o'zi sho'r yemadi, bir harakat qilolmadi dedi, men ko'tarib uni darvozadan chiqolmadim dedi, tayyoram holati alavog'anga edi, so'ngra meni o'zim chiqdim dedi, uni chiqara olmadim qoldi dedi. Kilamchi, meni albatta bu mavzuga tadqiqot bo'lmoq kerak, tadqiq qilmoq, agar vaqt zamon bo'lsa suhbatni ochiq oydin bu to'g'riga suhbat qilish qaysi bir aybi yo'q. Nima uchunki Ozodbek va shu mujohidlar ki sabai jihodga kiranlar, bular islomu islomni bayrog'ini tagiga bu jihodni boshlaydilar va bularni agar bizlar nimarta qilsakki, yo bular milliy nimarta faqat millatchilik ba'zoti xot irodai Pokiston o'sha raqamiki jabhai vohid muqovmatni tanzimoy jihodiga aylantirib 8-9 janjim tuzatib va bularni porcha porcha qilib to oxirigacha ham ijozat bermadi, hatto ba'da suquti najib bir davlat afg'onistonga o'tayib ketsalar, bu Pokistonda tajribasiga bog'liq bir harakat ediki, buni bizlar boyat tarixni to'g'risiga aniqroq mutolaa. Bu Ozodbekni qandoq o'lganiga men yaqin aytamanki, yaqin aytamanki, bu kashmakash siyosiga mitlaki islomiy hikmatyor shu o'zbek nimartalarni nimadan nima qilib qandoq turur qilar edi va shu qandoq jamiyat bir birini turur qilar edi, qandoq bo'lgan mavlaviy sayba haqqoniy momullo Abdurahmon haqqoniy qandoq turur bo'ldi. Albatta mullo Abdurahmon haqqoniyni men ham yaqindan toniyar edim, yaqindan birgasiga hatto o'ltirgan edim va uni oldiga siyosiy mashvaratchisi Mahmadshohjon shahid nima bo'ldi, u oldiga edi, men ularga bularni tariqidan bular bilan nima bo'lgan edim, ammo men bilamanki Afg'onistonni masalasini to'g'risiga avval milliy masala Ozodbek bilan turklik masalasi o'rtaga kelgani yo'q, buni unutinglarki turk lide teorisi hatto davrai Amonulloh Xonga va birinchi qonun asosiy Afg'oniston tuzalishiga
matrah bo'lgan bu Turkiston to Amir Amonullohni pullariga turkiyga yozilgan turkiy u fochiya va eng pashtuga yozilgan nimartala not 2 rupalik va 5 rupaligiga bor bu vaudda jo'g'rofiya tinfichor davron Abdulam Amonulloh xonga buni shu Pomirdan to bodg'ich g'o'rgacha banomi turkistoni sag'ir musammo bo'ladi va tilda buni tarixi tarixi toji tavorixu siroji tavorix kotib hazora va yozgan bunga mashallah nima bo'ladi va bundan ham o'tib birinchi martaba qonun asosiy davrai Shoh Mahmudxonga turklikni matrah qilgan marhum Karimi Najihiydi marhum Karimi Najihiy davlat g'ayri mutamarkizni o'rtaga keltirish va turklarni huquq ozodliklarini bu hu'yatini da'vo qilib hatto bir shuroga vakil bo'lgan zamoniga bu o'zbekchaga suxandronlik qiladi nima e'timodga ray e'timodi sadr azamga va bundan o'tib birinchi afg'oniston shamol turklarini birlashtirmoqqa bobur bog'iga o'ltirib 1336 yilga birinchi ittihodiya nimai turkiston o'rtaga keladi ya'ni bular hammasi tarixi afg'oniston turklari muborizalari sonra oxirgi matalai milliy va odilonani teorisini ilmiy shaklga shahid Mamat Toir Badaxshi buni arza qiladi tarixga bu Ozodbek zamoni keladi Ozodbek faqat bir namoyindai jihod bo'lib keladi Afg'onistonga va bilohira vaqtiki davlati Najib suqut qiladi davlati Najibni suqutiga bu jumbishi milliy islomini o'rtaga kelishi va sho'ray nizomiy safoti shimolni o'rtaga kelishi va bu nimatala zaminani va buni bilan o'sha birga odami ki bor edi Saidjaddon Shoyi Hoshimi u meni yaqin do'stim bo'ladi mujohidin mustazafindi shu rahbarlik a'zolaridan va qo'mondon matul operativi yo qo'mondon operativi umumiy hizb vahdat islomiy edi buni bilan o'sha tayyoriga birga bor edi men ba'daki bu hodisa surat topdi men Hoshimi bilan ko'rishdim Hoshimi menga ba'zi gaplarni ya'ni men bu gaplarga vaqt yo'qligi uchun va bejob ham qilmaydi men hamma gaplarni nima qilsam Ozodbek durustlik bir esorgar turk farzandi edi shu esos bilan keldi Afg'onistonga turklarni bosish qilmog'iga va uni hadafi hatto Turondan ham oq yuqoriroq va bu katta nimartalar doyalar nam edi vali uni payvandi pokistondan uzilmagan edi to oxirigacha ham uzilmadi rahmat rahmat janob ustod so'zingizni kesganim uchun ko'pdan ko'p uzr tilayman ko'p tashakkur ma'lumotingiz uchun Zakki Soyib siz to'g'ridan to'g'ri savollarga javob qaytarsangiz do'stimiz Said Anvar aniq ko'p tashakkur Marshal do'stimni Ozodbek o'limiga naqshi borligi to'g'risida aytib o'tdilar savol qildilar shunga to'g'ridan to'g'ri agar savollarga javob bersangiz janob ustod ko'p tashakkurlar ko'p rahmat men birinchidan bunday programda tashkil bergan Afg'oniston Turk talabalar birligi va o'zbek videoga chin ko'ngildan tabriklayman qutlug bo'lsin deyman yana ham bunday programlarni olishimiz kerak deyman birinchidan hurmatli ulug' akamiz Ilhom janoblariga aytishim kerak Ozodbek Karimi haqida ilmiy tadqiqotlar ko'p oz bo'lib o'tgan eng so'ng zamonlarda uni haqida mustaqil bir kitobni qo'lga olgan Buland Keskin kitobi Samangan qurdi deb chop bo'lgan ya'ni Samangan bo'risi deb chop bo'lgan bu kitobni ichida shu 1988 yilida Ozodbekni Turkiyaga kelganida va Anqara turk o'choqlarida gapirgan paytlarida o'zini Gunay Turkistonlik va Gunay Turkiston davosi uchun yo'lga chiqqanini aytadi mana shu kitobda ham sahifa 126-lamchi sahifasiga o'tadi bu gap ikkilamchi bir masala esa Marshal Abdurashid do'stim har zamon va siyosiy uchun Afg'oniston siyosati uchun Ozodbek bilan
tafovut bo'lgan bir fikri yo'q, barobar bir fikr bo'lgan, barobar harakat qilgan, qancha borishgan, kelishgan, ko'rishganlar va ularni haqqiga manfiy bir gap aytish hech yarashmaydi, bu programni ruhiga yarashmaydi. Bunday bir narsa yo'qdir. O'shandayki biz bilamiz, mana shu kitobni ham 156-chi sahifasiga o'tadi. Ozodbekni qatli veya shahid bo'lishi mustaqiman Bomiyonda tashkil bo'lgan va xorijdan bo'lgan o'shandayki Ironda matrah qildilar. Bu kitobcha bo'lib o'tadi. Uni Marshal Soyib bilan hech aloqasi yo'q. Uni shoyalarni keltirib, insonlarning fikriga qara bulutlarni, g'ubor narsalarni ketishining foydasi yo'q deb o'ylayman. Boshqa shuni aytishim kerakki, Ozodbekni biz yaxshiroq o'rganishimiz kerak, yaxshi bilishimiz kerak. Afg'oniston tarixida Afg'oniston turklari uchun Ozodbekdek, Marshal Abdurashid do'stimdek, marhum Rasul Palvondek, Tohir Badaxshidek kishilarni qadrini, hurmatini bilishimiz kerak va bundan keyin fikrlarini yashatmog'imiz kerak. Bizlarga manfiy narsadan musbat narsalarga ehtiyojimiz bor. O'shanday ko'rib turibmiz. Vatan, millat, jo'grafiya qo'ldan ketgan paytda bir-birimizga mahkam bo'lib, bir fikrni chaqchavasida birga bo'lishimiz kerak deb o'ylayman. Va yana ham shuni aytishim kerakki, turk islom mafkurasida islom siyosi degan bir fikr yarashmaydi. Yana turk islom mafkurasida ixvonchilik degan bir narsa yo'q. Ammo turk islom mafkurasi o'ziga xos mustaqil Imom Maturidiy va Imom Azamni yo'lidadi. Rahmat ustad. Rahmat sizdan. Paykon Seyb, so'z sizdan. Qisqa. Ko'p tashakkur. Raqami ke ustad Dehqon o'g'li aytdilar. Nechta dalil bilan bu masala rad bo'la oladi, ammo Aniq Seybni qilgan savollarini men yana so'tan istayman. Shu kitoboy ki Marshal Seyb unga referens bergan qatli uchun uni bo'lar bizdan ham sharaf hisob qilib ko'rsa. Chunki beasos bo'lmasa u kitob qancha e'tiborli bir kitob. Ya'ni 4-chi javzoda soat 2 baja bu voqea bo'lgan. Men eshitganimcha, meni tadqiqotim hanuz idomasi bor, men eshitganimcha shuki shu shamolga hokim bo'lganlarda bittasi uzugini bir nima bergan, nishoni bergan, uzugini nishoni bergan bir kishini yebargan, marhum Ozodbekni tilatgan. Ammo bir savol beryapti. Agar marhum Ozodbek haqqoniy sayyid marhum deb fotiyasiga borsa edi, o'sha kishi nega tushmadi? Shuning avval kishindan ustidan o'tib sho'lgarga kelgan. Bu bir savol. Ikkinchi savol shuki, bu tayyora mustaqim rost o'tar ekan Mazori Sharifga, nima uchun bu taqriban 3-4 kilometr muxolif jihatga past aynalgan, rost kelib ustod Maqtusni o'ldirgan? Bir ehtimol shuki, Hoshimiy Saidni marhumini ustod Maqtus bilan tamosi bo'lsa, ustod Maqtus tayyorlab ko'rsa, ijobiy yo'q kekidan mazor bo'lsa, yoki past buni Bomiyon intiqol bersa ustod Maqtus, yana ustod Maqtus va faror Bomiyonga taraf edi, ya'ni xolari o'zin chiqarsa Bomiyon sari. Bu ham muntazir tayyoraydi. Bu ham bir savol, oyo shu tayyoraydimi, ko'tarsa edimi, yo ikkinchi tayyora kelardimi? Vali Maqtus ko'p negaron bo'lgan shu vaziyatga, bo'yat har chi ochib chiqsa. Ya'ni buni uchun men aytmoqchimanki, ba'du kitobni ko'rsak, kishiga naqd qilibdi yoki kishiga referens qilibdi. Meni mana shu dalillar bilan hech vajama had surmaymanki, Marshal Seybni qo'li qatli ozodlikka bo'lsa. Sayın Başkanımız İsmail Çengiz, eğer konuşmak isteseniz sizde de söz verebiliriz yani. Çok teşekkür ediyorum. Sesim geliyor mu? Geliyor Sayın Başkanım. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Ya çok keyif aldım. Tabii ki 30 yıl önce döndüm. Çünkü ben 1991-95 döneminde Orta Asya coğrafyasındaydım. Dolayısıyla Afganistan'la, Afganistan'daki Türklerle çok yakından ilgilenme fırsatını elde ettim. General dostumu o dönemde Malik'le birlikte Türkiye Cumhuriyeti ile ilk resmi temasını sağlandığı ortamda olan kişiden birisiyim. Büyükelçi ile birlikte rahmetli Volkan Çotur ve ben, karşımızda ise general dostum ve Malik oturuyordu. Daha sonraki, tabii ki onun öncesinde merhum Azat Bey ile Ankara'ya gelişlerinde, akabinde 92'de İstanbul'a gelişlerinde birlikte olduğumuz gibi
rahmetliyle 92-93 döneminde birçok defa Taşkent'te bir araya geldik. Tabii ki uzun uzun burada anlatamayacağım sohbetlerimiz oldu. Yani lider adamdı, dava adamıydı. Onun o 1988'de Ankara'ya geldiğinde beraberinde Güney Türkistan denilen bir tabiri de beraberinde Ankara'ya taşıdı. Bu çok önemli. Yani evet, anladığımız manada bir Türk milliyetçisi ama İslam'la bütünleşen bir insandı. Onun tabii ki dostumun kardeşi, rahmetli kardeşi Kadir'le birlikte birkaç defa bir araya gelmesi, birlikte Türklerin hareket etmesi konusunu görüştük. Tabii bu konuda keşke Orhan Kavuncu, Ahat Endican, efendim gazetecilerden oradaki dostlar hatırlarlar. Vedat Yenerer, Serhat Akinan, efendim Yasin Erçik, bu bölgeye giden merhumla birlikte olan insanlar. Onlarda da çok detaylı bilgiler var ama onlar da benim gibi herhalde çok fazla konuşamayacak durumdalar. Kardeşi Erkin Bey hayatta mı bilmiyorum. Nedret ve Nusret kız kardeşleri hayatta mı bilmiyorum ama Refika Hanım 95'te evlendiğini biliyorum. Biz kendisine o zaman Taşkent'te havalimanına yakın bir yerde bir evde teslim ettik. Türkiye'de öyle kendisine evet Ankara'ya geldi ama ahım şahım bir destek olmadı. Yani Ahat Endican efendim, Orhan Kavuncu hocamız ve diğer dostların da katkısıyla değerli dostlar, oradaki dostlar bilirler. Sadece 1989 yılında 32 bin dolar kadar bir para toplandı. O kendisine teslim edildi. Toplam teslim ettiğimiz para, böyle bir dava adamına teslim edilen para sadece 50 bin dolar. Ki Merasal dostuma teslim edilen paranın miktarı yani onlarca yüzlerce kat, ki buna ben birebir şahit olduğum için biliyorum ama o da tarihin inşallah ileride açıklanacaktır. Ama 150 bin mücahidi olan, yani yaklaşık neredeyse %30 kadar oranda bir mücahide sahip olan bu rahmetlinin hedefi bir Türkistan Birliği'ni ortaya koymaktı. Evet, Türkistan Birliği, evet bir dostumuz orada söyledi, hocam söyledi. Mefkure değil, bir gerçektir. Evet, hakikattir. Yani bir Türkistan bir coğrafyası vardır. O coğrafyada Doğu Türkistan vardır, Çin işgalinde olan, işte bir günkü Batı Türkistan'ı oluşturan, işte Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan vardır. Bunun yanında bir de Kuzey Afganistan'da Türklerin varlığını, mevcudiyetini bu Türkistan coğrafyasına nakşetmeye çalışan bir lider vardı. Onun da adı efendim Azat Bey'di. Evet, Azat Bey, yani birçok şeyler var tabii. Suikastın ardından herkes konuştu. Yani bizim de tabii ki gördüğümüz, bildiğimiz, duyduğumuz çok şey var ama o da herhalde bizimle birlikte tarihe gidecek. Burada dediği gibi, son hocamın dediği gibi birlik ve beraberliğimizi korumamız lazım. Az sayıda liderlerimiz var. Ama şunu ifade edebilirim. Azat Bey Güney Türkistan dediği için öldürüldü. Azat Bey Afganistan'da Türkmenleri, Özbekleri bir araya getirmek için, özellikle Hazaraları bir araya getirmek için öldürüldü. Bu ilginç bir şey. Niye dersiniz? Çünkü Azat Bey Türk halkları arasında, cümbüş arasında vesaire parçalanmaya neden olabilecek, ayrılıkçılığa neden olabilecek her şeyden kaçınan bir insandı. Yavaş bir insandı, tanıyanlar bilir. Yavaş bir insandı. Aman birliğimize halel gelmesin diyordu. Fakat ne yaptı? Hazaraları kazanmak istedi. Bu önemli bir olaydı. Dolayısıyla Türkistan mefkuresi içerisinde koşması onun ölümüne sebep oldu. Türkistan devletini kurmak istemesi onun ölümüne sebep oldu. Ama Hazaralarla olan ilişkiler tabii İran'ın da devreye girmesine neden oldu. Yani Hazaraların devreye girmesinden kimler rahatsız olabilir o coğrafyada? İran rahatsız olur. Pakistan rahatsız olabilir. Peştunlar haliyle rahatsız olacaktır. Ruslar rahatsız olacaktır. Yani diğer bölgedeki civar ülkeler rahatsız olacaktır.
Yani merhum 1983'ten sonra, 83, 83 gibi, 83 galiba değil mi, hareketi kurduğunda Rusya'yı sıkıntıya soktu değerli dostlar. Efendim İran'ı rahatsız etti onun varlığı. Pakistan'ı rahatsız etti onun varlığı. Kerimov dönemi Taşkent'te bazı Rus yanlısı KGB yöneticilerini rahatsız etti, isim vermiyorum. Ve Afganistan'daki bazı tabii ki grupları da rahatsız etti. Böyle bir adamın ölümü de bir sır perdesi olarak tabii ki karanlıkta kaldım. Karanlıkta kalmaya mahkum oldum. Yani o 97'de Bamyan'a niye gitti, kim çağırdı, helikopter kazası, işte bu bir sürü helikopter kazası bir süs olarak ortada. Turdukul Bey galiba değil mi? Turdukul Bey'in dediği gibi kazanın ardında İran istihbaratının olma ihtimali evet oldukça yüksek. Yani burada yani Rusya'yı sıkıntıya sokan, efendim İran'ı rahatsız eden, Pakistan'ı rahatsız eden, Kerimov'u rahatsız eden bir liderin tabii ki çok komple ölümünde çok komple teorileri üretebilirsiniz. Gayet normal bu. Ama evet İran istihbaratının olma ihtimali oldukça yüksek dostum, ama Peştun istihbaratı ile İran istihbaratının işbirliğiyle öldürülme ihtimali de oldukça yüksek. Tüm bu sebeplerden dolayı. Rus istihbaratı da devreye girmiş olabilir. Çünkü Azat Bey, Dudayev gibi Rusların da ölüm listesinde adı yazılı liderlerden biriydi. Ancak bu suikastın zeminini hazırlayanlarda bir öz eleştiri yapalım. Bizler de suçluyuz. Bunu göz ardı etmememiz gerekir. Yani ayrıca bir başka hususu da zikretmek istiyorum. Hocalar bilirler. Cenevre Anlaşması sonrası alınan bir Cenevre kararlarını alanlar da bu suikasttan sorumlu olabilir. Çünkü Azat Bey, Cenevre Anlaşması sonrası kurulan geçici Pakistan hükümetine 7 grubun aldığı ortak karar ile kurulan hükümetin hiçbir geçerliliğinin olmadığını ve olmayacağını da ifade etmiştir. Bu bir duruş sergilemiştir. Çünkü neden? Çünkü merhum bölgedeki Türklerin, Hazarların, Özbeklerin, Türkmenlerin hak ve hukuklarının ele alınmayacağını bu yedili grup tarafından biliyordu. Dolayısıyla Azat Bey'in ölümünde Cenevre kararlarının alınmasının da etkisi olabilir. Resul Pehlivan, Aşır Pehlivan'dan ölümlerinin ardındaki güçler de bu suikasttan sorumlu olabilir. Ama şunu ifade edebilirim, Azat Bey gerçekten Elçi Bey gibi Afganistan Türkleri davasında etkin rol oynamasının engellendiğini, tecrit edildiğini düşünüyorum ki Mezar-ı Şerif'teki evinin ve karargahının yani biliyorsunuz öyle yağmalanması da acı bir şey. Onu da bir nokta olarak belirteyim ama son sözlerim şu olsun üstad. Güzel bir programdı. Dava adamlarını hatırlamak gerekir. Vefa örneği göstermek gerekir. Tebrik ediyorum sizleri. Şunu söyleyebilirim. Ederim, yani gerçekten bir destansı bir mücadele veren bir mücahidi ele aldınız. Allah sizden razı olsun. Güzel. Ama destansı bir mücadele veren mücahidin destanını bile yayınlamadık. Gençlere anlatmak gerekir. Bu bir. Bu bir. Orhan Kavuncu hocamın Türk Ocakları Ankara Şubesi Başkanı şimdi Özbek Türk'ü. Onun dediği gibi Azat Bey ahirete alacaklı giden bir dava adamıdır. Bu son derece altı çizilecek cümledir. Ahirete alacaklı giden bir dava adamı. Evet, ben onun bir her zaman yakında bizlere, hocamıza, Ahad Endican'a vesaire her buluşmamızda söylediği güzel bir laf vardır. Her zaman şu duayı söyleyin der. Allahümme asturna ya Rabbi derdi. Biz de onun duasıyla bitirmek istiyorum. Allahümme asturna ya Rabbi. Mekanı cennet olsun. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sağ olun. Hürmetli dostlar ve aziz ve kadirli görüşçüler, bugünkü dasturumuz Afganistan Türk Talebeleri Birliği ve Uzbek Pediatri kanalı tamamından sizlerge takdim edildi. Bu yedi bugünkü dasturumuz. Yeniki dasturga görüşkünce hayır, sağ, bardağın. Cenab-ı Arsalan, sevgilerim.